Halit Ergenç'e benzerliğiyle dikkat çeken Kenan Uçkan bugün duymayan kalmasına geliyor. Müzik dünyasına adım atan Kenan Uçkan'a Halit Ergenç nasıl destek verdi? Ünlü oyuncunun genç sanatçıya yaptığı jesti duyunca çok şaşıracaksınız. Birazdan canlı yayında. Manuşbe selam gönderdi. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Söz oldu. Sözde yaşanan duygusal anlar. Söz dizisinde yaşanan en heyecanlı anlar. Anne! Bir şey olursa yine bana oluyor. Sana hiçbir şey olmuyor. Tüm ayrıntılarıyla birazdan canlı yayında duymayan kalmasında. Yakında Star'da başlayacak, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer'i buluşturacak yeni dizi Türk Malı'dan çok özel haberler. Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Türk Malı güldürmeye geliyor. Star'da yepyeni bir komedi başlıyor. Birazdan canlı yayında duymayan kalmasında. Türk Malı ho, Türk Malı hey, problem yok, her şey okey. Daha benden gizli iş çevirirseniz ben sizi öldürürüm demedi demeyin ha. Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu'ndan hayranlarını üzen haber. Ünlü oyuncuya karaciğer nakli için donör aranıyor. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri birazdan canlı yayında. Aşağıda söylemediler mi silahını ver diye? Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydınlar sevgili seyircilerimiz, günaydınlar. Bütün enerjimizle başladık. Aslında ben bütün enerjiyle stüdyoya gelmiştim ama Cengiz her zamanki gibi her şeye müdahale ettiği için her şeyimi karıştırdım. Neyse, günaydın kulaklıklar, hepinize. Kulaklıklar, mikrofonlar, her şeyi düşürdün yine. Ay neyse, önemli değil. Evet, nasılsın? Bomba gibiyim, sen evet, nasılsın? Evet, harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. İyice bronzlaşmışsın falan, bir tatile mi gidiyorsun? Makyaj mı? Ne bu? Tatile gidiyorum, Bodrum'a. Ha, bilmem, sen de gelirsen iyi olur. Tamam. Yoksa görüşemeyeceğiz. Evet, yaz boydu. Evet efendim, duymayan kalmasın, yine bugün bomba gibi konularla dolu. Dün gayet güzel bir program yapmıştık. Her gün yapıyoruz yani. Dün mü bir tek güzel program yapıyoruz sence? Yok ya, dün de hani... Niye doğru? İyiydi, güzel, eğlenceliydi. Güzel bir program yapıyoruz çünkü hep doğruları söylüyoruz. Evet. Ve ne alıyorum biliyor musun takipçilerimizden ve ne, nasıl mesaj alıyorum? Diyorlar ki programın nesini seviyoruz biliyor musunuz diyorlar. Bazen biz buradan şunu söylesene diyoruz yorumculara. Hmm. Yani içimizden geçeni, aklımızdan düşündüğümüzü siz söylüyorsunuz. Yani. O anlamda da kendilerini içinde buluyorlar. Artı seni Instagram... çok söylediğini zannetmiyorum ama. Nasıl yani? Öyle. Ben doğruyu söylüyorum ve benim doğruyu söylediğimi beni tanıyan herkes biliyor. Tamam. Peki efendim, başlayalım evet, o zaman haberlere. Başlayalım. Kadir Doğulu'nun kız kardeşinin kına gecesi vardı. Kadir Doğulu yani kimdi? Neslihan Atagül'ün görümcesi. Kocası mıydı? Evet, kocası. Ha. Görümcesi Asuman Doğulu. Tamam. Ona kına yaktı falan, kına gecesinden çok güzel görüntüler var. Tamam. Böyle dün demiştik ya, düğün mevsimi açıldı diye. Kemal Doğulu da onun kardeşi. Kardeşiydi. Evet. O da hani şeyde, jüride. Aynen. Onu karıştırıyorlar bazen isim Yok. Olarak. Ben bir bak şimdi göreceksin. Teşekkürler, Allah razı olsun. Duygularını sağladım abi olarak. Ya damadı tanıdıkça, sevdikçe iş biraz daha kolaylaşmaya başladı ama tabii kızımız bir de tek, çok kolay olmuyor. Hiç böyle hissedeceğimi tahmin etmezdim bu arada. Ama güzel yuva kuruyorlar tabii, o yüzden mutluyuz, buruk olsak da. Allah tamamını erdirsin. İki taraf için de inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Damat bizim oldu ama. biz gelin vermedik, olmaz damadı aldık. Oğlanı aldık biz. O da artık bir doğulu diye. Bu arada geleneklere uygun olarak güzel bir gece yaşandı. İçeride kına gecesi, evet. Evet, öyle uygun gördüler, öyle istediler. Biz de katıldık. Mutlu olduk öyle istedik. Kobra Murat bile vardı, daha mutluyum. Evet, biz kaçırdık onu ya. Biz biraz geç geldik o yüzden. Kaçırdık. Neler yapıyoruz bu ara? Çok sık duyuyoruz artık sizi. Neden acaba? Ben.
tercih diyelim. Biraz uzaklardayız. Pek bu taraflara gelmiyoruz. Zaten Neslihan çok yoğun çalışıyor. Ben de çalışmadığım zamanlarda dinleniyorum ama pek işte sizin olduğunuz yerlere uğramıyoruz diye. Çok konuşuldu. Evet. Şey abi, sormasan eksik kalırdı zaten. Nasıl? Zorlandın mı? Hayır. Zorlanmadı mı? Çıtayı yükseltti Neslihan Hanım. Acımadı da. Çıtayı yükseldi. Her zamanki gibi. Sizin de olacak mı bir hatanız? Ya, ya böyle bir şeye gerek yok. O, o kendi isteği, kendi bedeni. Tercihi aynen. Bu yönde. Saygı duyuyorum. Benim de hiçbir zaman çekinmem sevgimi, aşkımı göstermekte. Başka favorilerim var. Abicem, onu alalım biz topuk. Merhaba herkese. Hayırlı olsun diye. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Terledim çünkü o kadar göbek attım ki hayatımda atmadığım kadar göbek attım. Kız kardeşimin kınası olunca. Eğleniyoruz yani. Aynen öyle. Değil mi? Güzel oldu ama. Biraz ağladık. Şimdi eğlenme sırası, artık göbek atıyoruz. Çoktan. O iş bitti. Efendim? Yurt dışı mı, yurt içi? Yok ya, söyler miyim size? O da bize kalsın. Söz gelmeyecek. Eyvallah. Dubai olabilir mi? Allah korusun. Dubai'ye tövbe ettim. 4 saat sonra çıkabildik Dubai havaalanından. 4 saat sonra, sebebini bilmiyoruz. 4 saat sonra, tam 4 saat sonra. Sebebini bilmiyoruz. Kesinlikle bilmiyoruz yani. Ya orası mükemmel bir şehir. En azından şöyle ki... Yani mimari açıdan bir sürü zorluğu başarmış harika bir şey. Gittiğim zaman da harika ağırlandım ama zor bir daha yani. Gittiğiniz şey tam film gibiydi. Güzel başladı, kötü oldu. Evet sonra ya. Tekrar güzelleşti. Talihsiz oldu. Ama her coğrafyanın bir adabı var. En azından ben kibar ve düzgün bir adam olmakla övünürüm. Her zaman da kibarlığımı korumuşumdur. Bu kibarlar, bu tepki fazlaydı. Tepkim de onaydı aslında. Ama zor bu ara gitmem en azından. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Görüşürüz. Dün Burak Bey de söyledi. Ya bunları siz çıkartıyorsunuz. Siz çıkartıyorsunuz. Evet, Kadir Doğulu, Neslihan Atagül. Kına gecesinden de görüntüler var. Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu'nun kardeşleri Asuman Doğulu evleniyor Serdar Turhan'la. Onun kına gecesini yapmışlar. İşte bu da kına gecesinden görüntüler. Ekrana geliyor efendim. Tabii Kadir Doğulu ve... Evet, şimdi içinden çıkan uğur ve bereket paralarını Geyik Hanım ve Damat Bey evlenmemiş bekarlara doğru atacak. O nedenle evlenmemiş bekarları sahnenin ortasına doğru alabilir miyim acaba? Gecesi eskiden çok yapılmıyordu bizde, değil mi? Yani daha yapılıyordu da her yani İstanbul'da falan. Hani belki İstanbul'da şehir düğünlerinde daha az. Şehir düğünlerinden önce falan bir kına gecesi konsepti bence bir 5-6 yıldır var. Son yıllarda tekrardan popüler oldu. Belki de hani ünlüler. Kızlar yapıyor ilk önce, sonra erkekler basıyor falan. Aynen. Şeyi, mekanlarda falan da kına geceli konseptli biliyorsun. Konseptler eğlenceli, yapılıyor. Evet. Eğlenceler yapılıyor. Dudağına K harfi yaptırmıştı ya Neslihan Atagül. Onu anlatıyor. Ve mesela neden kadınlar hep yaptırıyor bu işi? Hep mesela sevgisini ilk gösteren şeye soruyorlar. Kadir'e soruyorlar, sen işte ne yaptın benim diyor. Benim de başka jestlerim oluyor falan diyor. Mesela bir erkeğin dudağının içine sevgilisinin, eşinin doğum şeyini nedir o? Baş harfini yazdırması falan daha az görülüyor. Kadınlar ama hemen bağlılık. Yapıyor. Tabii. Hemen o bağlılık, hemen o zapt etme duygusu. Yani benim duygusu ve sahiplenme. Aslında hiç bitmeyecek. Çünkü aslında ümidi de o ve isteği de o bir kadının. O yüzden kadın daha iddialı. Götürmek amacı, yani ilişkiyi uzatmak, götürmek, devamlılığını sağlamak, evet. Bitmeyeceğini düşünmek kadında daha fazla yer edinmiş bir duygu. O yüzden de kadınlar hemen dövmeleri yaptırıyor, ağzına taktırıyor oralara ama sonra işte silmek çok zor oluyor yani. Evet, K dövmesini Kadir Doğulu'nun K harfini yaptırdı Neslihan Atagül. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Ben de sevdiğim adamı mesela onur etmeyi çok severim ama gidip de onu hemen taçlandırmam yani. Hemen o benim için bir şey yapmazsa. Ben onun için yapmam yani. Ben mesela bak benim de çok sevdiğim oldu. Ben de aşk insanıyım. Ama hiçbir erkeğin ne koluma evlendim de yapmadım hiçbir zaman biliyor musun? Onlar yaptı mı? Onlar da yapmadı. Yapmalarını da istemedim böyle bir şey. He. Bunu çünkü şey olduğunu düşünmüyorum. İçinden gelen bir şey ama. Demek senin içinden gelmemiş.
Neslihan içinden geliyor. K harfini dudağının içinden gelen tabii ki her yapsınlar ama yani ben onu onurlandırmam için bu kadar. Onun da yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir. İkincisi de sevgi ve aşk maalesef istemiyoruz ama bir şekilde sonu gelebilen bir durum haline dönüştü ya son yıllarda. Tabii ki evlilikler. Yani hani çocuğunun adını yazarsın ömür boyu silinmez, anladın mı? Atıyorum bir köpeğiniz çok severiz, anneni babanı yani hayatından hiçbir zaman gitmeme garantisi olan herkesi yazabilirsin. Yani köpeğimin adını yazarım, sevgilimin adını yazmam mı diyorsun? Çünkü gidebilir, yarın sevgim bitebilir, başkasını sevebilirim. Hiç ayrılmayacağım derken yarın bitebilir her şeyin. Yani o yüzden oraya yazmak istemiyorum ben yani. Ve onun da benden bu kadar emin olmasını da istemiyorum. Çünkü onu oraya yazdığım zaman çok emin ya evet, herkes. Aynen. Yani onu da istemem gerçi yani hani. Evet, düğün bu yaz yapılacak. Asuman Doğulu, Serdar Turhan çiftinin. Neslihan Atagül ve Kemal değil mi? Kadir Doğulu. Kadir Doğulu'yla. Neslihan'ın kocası Kadir. Tamam. Kadir, Kemal jüri olan. Ha, Kadir'le Kemal bence çok örnek iki erkek kardeş Türkiye'de. Bir tanesi garsondu biliyorsun. Hı-hı. Yani Kadir garsonluk yapıyordu. Garsonluk mu yapıyordu? Tabii garsonluk yapıyordu. Bilmiyordum. Hande Yener'le biliyorsun evet. Sevgililerdi. Evet, Kadir. O dönemde garsonluk yapıyordu. Hatta Hande nasıl... Ama daha sonra İtalya'da falan mutfak eğitimi aldı. Şimdi garsonluk... Garsonluk da kötü bir kötü şey değil. Kötü bir şey değil de. Ama şu yani yükselişinden nereden nereye geldiğini anlatmak için söylüyorum. Evet. Öbürküsü de kuaförd. Evet. Yani bizim saçlarımızı kesiyor moda falan. Kemal Doğulu. Şimdi ikisi de çıtalarını çok yükselttiler. Bir tanesi oyuncu oldu. Bir tanesi bir programda jüri oldu falan filan. Yani insanların hamurunda kalite varsa bazen değil mi iyi bir ailenin çocuğu olursun. Ama hamurun kalitesizdir. Hiçbir şey olamazsın. Bu iki çocuk kendilerini çok iyi yetiştirdiler bence. Ve ikisi de bir çizgiye getirdiler hayatlarını diye düşünüyorum. Yani o yüzden takdire şayan ikisinin de yükselişi. Kadir Doğulu garsonluktu. Garsonluk yapıyordu. Evet ondan sonra İtalya'da eğitimini aldı. Kemal Doğulu kuaför dediğin gibi. Bunlarda hiçbir şey yok. Kaldı ki mesela Engin Öztürk de barmendi. İşte yani ben o bu başarı... İlker Kale de öyle. İlker neredeymiş? İlker Kale'de Bebek'teki o meşhur mekan var ya köşede. Ha, Bebek Parkı'nın orada DJ'lik yapıp kafede çalışıyormuş yani. Allah. Gece de DJ'lik yapıp. Ama onun öyle bir tipi var. O tip gitmemiş. İlker'i çok ondan sonra Londra'ya yani. Gidiyor. Londra'da oyunculuk eğitimi alıyor. Ha. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dönüyor. Yani dolayısıyla pek çok oyuncunun ilk gençlik yıllarında tabii ki yani kafede çalışmak, garsonluk yapmak, DJ'lik yapmak gibi. Hayır, bunları, hepimizin daha pek çok insan var. Tabii ki. Mesela bu bir grafiktir, bu bir yaşam öyküsüdür. Dünyada mesela iyi ailelerin çocukları okumaya gidiyorlar orada. Benzin istasyonunda çalışıyor. Babası para vermiyor diyor ki sen harçlığını adam olsun diye orada. Çalış, çok iyi çocuk, evet. Kazan. Yani bunu sakın yanlış anlaşılmasın. Yermek için söylemiyorum. Sadece yükselişlerini ve nereden nereye geldiklerini. Doğru. Bak İlker Londra'ya gittiği zaman İlker Kale'de Londra'da böyle inşaatta falan çalışıyor. Yani o inşaat derken dekorasyon ama içindeki inşaat işlerinde çalışıyor. Uygulamasında çalışıyor. Aynen uygulamasında çalışıyor falan o işleri yapıyor. Bir yandan da oyunculuk eğitimi alıyor. İşte bunlar ben seviyorum. Bence böyle, takdir edilecek evet, şeyler. Takdir hani ediyorum bu kariyeri zaten. Buraya taşıyorsa oradan gelip sıfır noktasından. Çünkü farkındaysan zaten... Mesela iyi ailelerin çocukları en iyi okullarda okuyorlar. Ben hep hayatımda da kendimde de hatalar aradığım için. Mesela iyi yetiştirilmiş çocuklarda hırs yok. Aileden her bir şeyi keşke alıyorlar. Keşke sen de garsonluk yapsaydın. Niye hayatım? Çünkü onu diyorsun ya hırs yok. Hırs yok ama bir şey sorayım. İyi okula gönderiyor. Ailen bütün imkanları sağlamış sağlıyor sana. Sağlıyor ama dünyada ama... bak dünyaya bir lider söyle bana iyi aileden çıkmış. Veyahut da bir tane futbolcu söyle. Bir tane şarkıcı söyle iyi aileden bir yer. Çok zor. İki tanedir bir tanedir. Evet, bir de Kennedy'lerdir yani. Mesela hani lider olmuş falan. Hani aileden falan. Yoktur. Çünkü sıfırdan gelen isimler her zaman daha hırslıdır ve daha çok tırmalarlar ve bir yere de gelirler. O yüzden de çok takdir ediyorum gerçekten. Evet. Yani bu iki kardeşi. Aynen. Peki. Başka haberimiz? Yeşim Salkım dün bizdeydi. Aynen. Evet açıklamaları tabii ki. Yine çok konuşuldu. Ama Yeşim'i herkes çok seviyor. Evet. Ve herkes çok takdir etmiştim. Ben o kadar çok hem mail aldım çok enteresan hem mesaj aldım hem de Instagram'dan. Yani evet. O kadar doğru söylediği belli ki. Yani
Yani o kadının söylediği hiçbir şeyin yalan olmadığı. Ve o kadar belli çok ki. Düzgün konuştu düzgün yani. Düzgün konuştu. Yani sinirlenmeden, düzgün. Kavga etmeden, yok. Bağırmadan, çağırmadan. Usturuplu bir şekilde anlattı. Hani hem kendi evliliklerini, hem yaşadıklarını, ailesini, geçmişte yaşadıklarını, bugün yaşadıklarını. Evet. Bir bakalım ne demişti Yeşim Salkım dün. Benim müzik piyasasında kimseyle bir kötü olduğum bir insan yok. Zaten yani mesleğinden dolayı sen kimseyle kötü olmazsın. Hiç hele ki oyunculuk dünyasında hiç yok. Evet. Ben tek bir insanla görüşmüyorum. Zaten tanımıyorum da. Onun da sebebini gene son kez söyleyeyim. Ben o dönem için değil, sonrası için yaptıkları için görüşmüyorum. Yani ben... gördüğüm ve bildiğim ve yaşadığım acılar için değil de boşandıktan sonra televizyonlara çıkıp benim taklidimi yaptığı için kendisini asla affetmeyeceğim. Hep aynı kişiye gidiyor ya oklar. Hep aynı. Hani biz mesela bir şey söylediğimizde şimdi arkadaşlar ben Göztepe Ticaret Sitesi terk bir kadını kıskanacak veya bunun için kocasını boşayacak bir kadın değilim. Bakın net söylüyorum size. Ya da bunlar gibi kadınlar için kocasını boşayacak bir kadın değilim. Her şey hayatta aslına rücu ediyor. Bu hepimiz için geçerli. Benim bu ülkede canımı yakan sadece Gülben Ergen değil. Ben bu ülkede pek çok kadın tarafından canı yanmış bir kadın. Evet Yeşim Salkım dün... İşte hep Yeşim'in Salkım'ın söyledikleri birçoğuna ibret olsun. Çünkü... İlla bir iş adamı, illa zengin bir adam falan filan diyorsun. Bu adamların etrafında o adama ulaşmak isteyen ve bir yere gelmek isteyen çok kadın oluyor. Dolayısıyla aldatılabiliyorsun. Bak ama normal standartta bir adam olduğu zaman her kadın onunla beraber olmak istemeyecektir. Bir yere gelmek için onu kullanmayacak. Hiç risklerin şey azalıyor o zaman. Hiç evet. Öyle şey. Şimdi bak bu Hakan Uzan'la o gün o zaman Star'ın başının sahipleri olduğu için Kral TV'nin falan her kadın gitti evli olduğu halde Hakan Uzan'la neler var sadece. Hani hı hı. Biz burada bir tek Yeşim Düngül beni söylüyor ama kimler var ben biliyorum Yeşim bana hepsini söyledi. Hayır, mesela yani. Yani. Adamda problem yok mu peki arkadaşlar? Yani var. Siz habire şimdi... Var tabii ki. Onu, adamda Yeşim problem şöyle var. İşte böyle öyle bir oldu, adamla evlenmeyeceksin diyorum. Bana diyorsunuz ya akılsızsın sen. Ben akıllıyım. Çünkü ben zengin bir adamla evlenip o adam devamlı beni aldatacak. Etrafında çok kadın olacak, çok yancı olacak. Ben o adamı da evde bekleyeceğim yani onu aldatmasını fark bekleyeceğim. Fark etmez yani. Ya bütün zengin adamlar bunu mu yapıyor? Sonuçta geneli zengin yapıyor. Olmayıp da... Çünkü kadınlar onları tırmalıyorlar. Zengin olmayıp da bunu yapabilen... Çok fazla adam var. Ama yani risk böyle daha bir... azalmıyor mu? Yani adamda bence problem burada adamda. Yani zengin adam olup eşini sevgilisi hiçbir zaman aldatmayan başka kadına yan gözle bakmayan İstisna. pek çok adam var. İstisna. Diğer türlü zengin olmayıp eşini aldatan çapkınlık peşine koşan başka kadınların o da var. Bakanlar da var. O da var ama en azından benim eğer seçtiğim adamın çok fazla bu tip imkanları yoksa kadınlar, ya adamda problem şimdi. Adamda da var. Kadınlarda yok mu? Pardon. Yani evli bir kadın, evli bir adam, karısı var. Aha. Sen gidiyorsun evli bir adamın. Tamam. Gidiyorsun otelde orada. Onda da problem var. Problem tabii ki onda değil, da problem ahlaksızlık var. Evet tabii ki. Ha, ama adam var. Hiç adamlar tartışmıyor bu meselelerde. Ha bile adamlar sanki adamlar tartışılmaz mı ya? Adamlar sütten çıkmış ak kaşık. Hiç değil ya. Karısını aldatmış, sevgilisini aldatmış, bilmem ne olmuş o kadın, bu kadın, şu kadın. İşte bazen diyorsunuz ya ama Türkiye'de bak hep bir yanlış algı var. Diyorsun ki aa kadına bak ne akıllı kadın diyorsunuz. Bak bu tip mesela böyle kadınlar şey şimdi alakalı falan söylemiyorum. Ama böyle iyi evlilik yaptığını düşündüğünüz zengin bir adamla, iş adamınla, kuvvetli bir adamla evlenen bir sanatçıya diyorsunuz ki ne akıllı bak diyorsun onunla evlen. Sonra iki sene sonra adam dolandırıcı çıkıyor. İki sene sonra öbürküsü hapise giriyor. İki sene sonra böyle bir adamla evli olmak mı takdire şayan bir durum? Yoksa çok fazla evet parası olmayabilir ama başarmış bir adamdır. Eyle günü rezil etmez kendini 3 yıl sonra 5 yıl sonra veyahut da seni aldatmaz. Böyle bir adamla evlenmek mi daha iyi? Şimdi Yeşim acaba kocasına evliyken kaç gün gördü? Yanıt veriyorum. Söyle. Doğru düzgün aile kurabilecek, çocuklarına, eşine doğru düzgün bakabilecek bir adam. Heh. Statüsünün ne olduğu hiç önemli değil. Heh. Öyle diyorsun bunu. Tabii ki, herhalde yani. O zaman ben niye mesela yıllardır benim için... Ya sen hani yürütebildin mi? Sen de yürütememişsin. Mesela şunu yapmış olsan gerçekten o evliliklerinden bir tanesinde devam etmiş olsa, düzgün bir yuva kurmuş olsa diyeceğim ki tamam evet Selen haklısın. Tamam. Ama orada da mesela yürümeyen evliliklerim tabii var. Tabii ki yürütemezsin, yürütemeyebilirsin. Orada da ne aldatma yok, ihanet yok sende. Yok, az hiçbirisi olmadı ama şu oldu. Şuna geldim, sadece bunu söyleyebilirim. Para değil ama bu. Aynı şekilde yetiştiriliş tarzında olan ailelerin çocuğu olmadığı sürece
Evet. Olmuyor. Bu da olmuyor. Demek ki bunun da seçeneğin içerisine katmamız gerekiyor. Oh, ama sen böyle ne yapalım yani? Kombinasyon kombinasyon böyle şunu eledik bunu eledik falan ama diyor. Yani öyle deneme yanılma yöntemiyle bu şekilde oldu. Şimdi düşünüyorum para beklemiyorum, ün beklemiyorum, soyadı beklemiyorum. İyi bir ev kanı olduğunu düşünüyorum. Niye gitmedi diyorum mesela. Aha. Ama çünkü senin yaptığın şeyi karşıdaki adamın tabii, anlaması orada, gerekiyor. Evet. Anlamayan birisinin evdeysen dipsiz kuyu taş at kuyuya o sonunu görmüyorsun yani. Dün Yeşim evet. Salkın bunları söylerken bir iki saat sonra bizim programdan hemen Gülben de gül geç bir kucak dolusu gül onlar geri sen ileri evet. Onlara iyilik dilerim işte, kalplere iyilik yalana iftiraya kıskançlığa inat gül geç diye bu paylaşımda bulundu. Evet. Zaten gül geç deyip başka bir paylaşımda bulunabileceği ve verebileceği hiçbir cevap yok. Yıllardır aynı cevabı veriyor. Onlar geriye sen ileriye derken ileriye gitmiş olduğu hiçbir projesi son yıllarda hiçbir şarkısı tutan, hiçbir televizyon programı zaten hiç tutmadı. Hep 90. sıralardaydı yaptığı süre içerisinde. Bak, o yüzden bak, bak. Lütfen çıkart eğer ben yalan söylemem. Ben ona olan sinirimden veyahut da kızgınlığımdan yalan söylemem, iftira da atmam. İftira atmadığımız yani o kadar... Yani hadi ben atıyorum, o atıyor. Herkes el birliğiyle durup dururken Gülben'e iftira atıyoruz. Hiçbirimizin sevgilisi, kocası. Herkes yaşıyor burada. Herkes her şeyi biliyor ve yaşıyor. Sadece Yeşim'le ve benle de sınırlı değil bu olay. O yüzden bence... Hayır, benim gül geç iftira falan yapma bunları. Bunları i̇şte... yapma. Sen şimdi Ebru Şallı için diyordun ki... Çıkıp da ortaya niye Ebru benim resimlerim değil diye haykırmıyor. Ben şimdi bana birisi diyecek ki Yeşim Salkım çıkacak. Diyecek ki Serengil'i ben otelde kocamla yakaladım diyecek. Ben ne yaparım biliyor musun? Türkiye'ye yer yerinden oynatırım eğer ben yapmadıysam. Gül geç, kucak dalısı, sevgiler, kalpler falan demem yani. İşte buradan suçluluk psikolojisinin ne olduğunu sen anla. O hani zaman Ebru Şallı da aynı şey söyleyebilirsin. Ebru Şallı'nın da bu mantıkla. Yıllardır yani. Ebru Şallı'nın da. Hani suçlu değil de o fotoğrafları Ebru Şallı'nın olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Nasıl söyleyebiliriz? O da itiraz etmiyor. Gülben de çıkıp ortalığı yıkmıyor. Yani Ebru da ortalığı yıkmıyor. Diyorsun ki Gülben sana söylüyorum ben. Evet. Sen söylüyordun çünkü Ebru diyordun cevap vermiyor. Şimdi bu kadın nasıl gelme diyor ki kocamla diyor Çeçenlerin basıldığı gün diyor otelde diyor. Yakaladım belgeleri var diyor. Yani şimdi ben olsam bana bir Yeşim Salkın böyle bir şey söylese. Bak, o dönemde yani. İşte Hakan Uzanlar falan o dönemde hani tartışılıyor ediliyor falan filan ama hep o dönemden bu meseleleri konuşan ki işte. O dönemden konuşmayanlar da var. İşte onu diyorum. Onlar da konuşsun mu? Hayır konuşsun değil. Siz bunları kaçlardan bahsediyorsunuz? 95'lerden, 97'lerden. 95'lerden, 97'lerden değil. Benimkisi mesela. O zaman 97'de. Yani, oralardan bahsediyoruz. Yani demek 20 yani, yıl olmuş. 20 yıldır aynı terane. Ben gerçekten bak hani 35 yıllık gazeteciyim. Bunun 20 yılı sizin bu kavgalarınız, tartışmalarınız, polemiklerinizi. Kavgalar, tartışma, neyse, polemik yani, değil. Neyse yani aynı şeyin tekrar gündeme gelmesiyle geçirdi. Tekrar tekrar yani. Gündeme gelecek bir şey yok. 20 yıl önceki şarkıları da söylüyoruz. 20 yıl önceki olayları da hala konuşuyoruz. 20 yıl önceki İbo Show'u da tekrar yapıyoruz. Bu bizim eğer arşivimizde ve geçmişimizde ve hayatımızda varsa bunu konuşacağız. Ayrıca da şöyle bir şey konuşmak değil olay. Olay şu. Siz niye bundan bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Ben hiç rahatsız olmuyorum. Yani... Çünkü eğer bir insan 20 yıl önce yapmış ben olduğu sadece... bir hata. Hata ki bu hayati hata yani. Evet. Bunu bir kadın konuşmuyor üstelik. Bir tane değil, iki tane de değil. O yüzden de hani şunu diyemezsin. Bunun mührü zamanı oldu. 20 yıl önce yaptı. Unuttun. Geçti artık. Değil, böyle bir şey yok. Şunu diyorum. Cengiz. Gerçekten mesela yani. Sen yeni şarkılar, yeni işler bak televizyon programı. Yani bambaşka bir dünyaya gitmen lazım. Ne hala. Alakası var oralarda ya? Oralarda durmaman bir şey lazım. Ne oralara alakası dönüp var? Dönüp benim, konuşmaman lazım benim, diye söylüyorum. Benim, hayır oraya dönüp konuşmaman lazım. Yeri gelir şey. Bilmem ne olur. Ne evet. Yeri geldi, evet, Yeşim Salkım geldi, konuğumuzdu ve açıldı. Durup dururken aynen. Konuşuyor değiliz. Bir, benim işim de var. Tutmuş bir programım var. Yani tutmadan zorlamıyorum. Tutmuş bir programım var. İnşaat işim var. Oradan koleksiyonu benim de bir aynen, tane işim güzel. Var. Tamam ama bir de bu, şarkı patlat bunun bu, üzerine. Hayatım bunu benimle ne alakası var? Hayır bunlarla... Bunun bana yapılan bir ahlaksızlıkla ne alakası var benim şu andaki kariyerimin? Ben zaten o günkü şartlarda işimi bırakmamış olsaydım. Evet. Yani ben evet. 2000'li yılların başında mesleğimi bırakıyorum evleniyorum dedim.
ben bir yarıştaydım da geri kaldım da birilerine sataşarak bir orada değilim. Değil, ben doğru. Eğer bir yarışta olup da geri kalmış olsaydım o zaman konuşurduk. Keşke onu bırakmasaydım diyor musun bugün mesleği? Yok demiyorum hayatım. Ben çünkü benim ihtiyacım onlar kadar belki yoktu. Ben istediğim gibi yaşayabildim. Hmm. O avantajımı da kullandım yani. Ama siz şunu yapmayın. Ay, bu sana 20 yıl önce yapmıştı. Unut. Çünkü 20 yıl önce yaptığı için onun bir mührü zamanı uğradı. Bir şey yok öyle bir şey. Hmm. Herkes yaptığının bedelini bu öbür dünyada da yaşayacak. Bu dünyada da sonuna kadar yaşayacak. Peki bunu mesela 30 yıl sonra Gülben 70'e geldi. Benim 10 yılım gitti. Sen 71'e geldin, ben 75'e geldim. Neyse 70'li 80'li yıllarda unutamazsın, biliyor da konuşacak musun? Mıyız bunlarla? Neden unutamazsın biliyor musun? Aynı yatakta yattığın, canım gibi sevdiğin arkadaşının sana yaptığı olduğu için onu mezara kadar unutamazsın. Evet. Anladın mı? Unutamazsın. Yeşim hiç tanımıyormuş. O benim arkadaşımdı yani. Evet. Bir de çok seviyordu. O yüzden ben hiç unutmuyorum. Peki unutmamaya efendim da hakkım var. Peki efendim. Tamam, Bülent Ersoy'a evet bakalım. Bu sefer de biliyorsun mücevherci kapatıyor. Gece alışveriş yapıyor Bülent Hanım. Bu sefer de ne yapmış biliyor musun? Dişçiyi kapatmış. Çünkü bir gidiyor bir daha çıkmıyor. Bakalım. Çok tatlı ya. Akşamlar. Nasıl gidiyor? Şöyle geçin bir düşeceğim çünkü. İnsanın dedikleri nasıl gidiyor? Vallahi işte oğlum. Sahte hesaplarla ilgili dava açtınız, konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz onunla ilgili? Söyledim zaten söyleyeceğim hayatım. Geçen gün de Safiye Hanım'a röportaj yaptık. Aşı olduğunu falan söyledik. Şöyle gittik. Aynen öyle. Peki öpüyorum. Çok Bülent Hanım hazırlıklara başladı tabii ki. Hindistan hazırlığı aşı oldu geçtiğimiz günlerde. Safiye Soyman ve Banu Alkan'la birlikte gidip vizeler için kulüplere girdiler. Geçen gün de vize kulüplerine. Bak böyle. Geçen gün beni aradı. Hmm. Cengiz'e söyleyeceğim seni götüreceğim diyor. Dedim sizin kadro artık tamamlanmış. Ben olma. Yok diyor. Ben söyledim diyor sen de geleceksin diyorum. Bülent Hanım ben Bodrum'a gidiyorum dedim. Sizi seyredeceğiz ama dedim sevgiyle dedim. Evet. Üzerindeki beni diyor şeye götür diyor. O Cihangir'deki yere diyor. Ha gidelim. Öyle diyor. Aynen. Oraya gideceğim. Tamam. Oraya. Vallahi gidelim Bülent Hanım'cığım tamam. Oraya koyayım. Aynen ben davet ediyorum sizi. Aynen. Vallahi oraya gideceğim. Bülent Hanım ve Seren Serengil. Sen zaten seni davet etmemize gerek yok. Sen oradan çıkmadığın için. Ben hiç gitmiyorum ki bu ara. Bu ara evet görmüyorum seni. Ne oldu ayrıldınız mı? Yok ayrılmadık. Niye ayrılalım? Ama her dakika oraya gidecek halim yok. Zaten evde her dakika beraberiz oraya. Tanıştılar Bülent Hanım'la bir de. Öyle telefonda. Bayılıyor. Beğendin mi Bülent Hanım? Bülent Hanım çok nezaketli, çok iyi falan. Güzel reputasyonlar aldım. Ya güzel. Bülent evet Hanım da onay aldıysan tamam bu iş olur o zaman. Şimdi dişlerini de yaptırmış işte efendim Bülent Hanım. Ondan sonra kendisi de Hindistan'a yola çıkmaya hazırlanıyor. Ne sıcaktır, ne sıcaktır. Vallahi Allah kolaylık versin. Çok acayip bir program. Gerçekten bekliyorum ben bu programı. Evet. Yani. Gerçekten. Üzerinde de bak kafasında böyle bir şey eşarp var. Onlar çok moda. Evet. O başlıkları. Üzerine de kırmızı bornoz demişler. Bornoz giymiş ama bu bornoz mor. Ay, ben pembe. Bir kafama buralardan bir şey takıyordum ya programın evet başlarında. Onu yapan benim arkadaşım. Ona da evet yapıyor şimdi. Bunlar çok moda dünyada. Aynen. Pin-up akımı deniyor buna. Evet, bu Rihanna, Ajda Pekkan, sen. Evet. Başka birbirleri ben de ben daha kışın Türkiye'de başında giymiştim biliyorsun. Bir de kızmıştınız evet bunlar ne kafanızdaki diye. Ama moda işte. Yani. Evet Ayşegül Ağacı, işte Demet Akalın bu tür isimler hep böyle yapıyor. Bülent Hanım da gerçekten yakından takip eder biliyor musun? O mesela şeyler bile çok dalga geçildi ilk başta. Bülent Hanım böyle kocaman gözlükler taktı. Bir moda cenazeye işte giderken 2-3 yıl önce falan. Onlar dalga geçiyorlar işte bir şey anlamıyorlar. Bu ay kaynakçı gözlüğü takmış bilmem ne bu ne hal diye. Ondan sonra Bülent Hanım taktıktan sonra dünya starlarında falan görmeye başladık şeyi. Tabii. O yüzden de işte evet, bizimkilerle konuşuyorlar. Bazen dalga geçtiklerini falan düşünüyorlar ama onları önceden alıyor. Bak şu bak Bülent Ersoy'un takacağı yüzüğün, küpesinin, ojesinin, elbisesi her şeyini teker teker yapar. Ve gerçekten onda fazla duruyor olabilir ama çok evet zevkli kadındır. Çok güzel giyinir yani aslında Bülent Ersoy. Vallahi Hintliler yandı biliyor musunuz? Hintliler yandı. Hindistan bugüne kadar huzuru dağıtan bir ülkeydi. Bugünden sonra artık bizimkilerle bugünden sonra huzur falan kalmayacak Hindistan'da. Peki yani efendim. Seda Sayan'a bakalım. Erkan Çelik dün haberini yaptık ya. Gazetelere yeniden gündeme geldi. Bir araba, bir ev istedi. Bu yüzden de Seda Sayan'la olan ilişkisi bitti diye işte evet bu haber.
Daha önce de biz bu haberi zaten programda konuşup Seda Sayan da söylemiştik, yalanlamıştık. Bu haber yaklaşık 20-25 gün sonra tekrar gazetelere gündeme geldi ve Erkan Çelik de isyan etti. Diyor ki bugün yine bazı gazetelerde ve sitelerde gereksiz haber çıkmış. Bu haberi çıkaran o boş beyinli iftiracı kim ise onun için ilk ve son defa bu ayrılığın sebebini yazıyorum. Hı. Erkan Çelik söylüyor. Seda Sayan'ın ayrılığın sebebini. Artık bu açıklamadan sonra herhalde o boş beynini böyle şeylere dolduramazsın. Olayın aslı şöyle. Evet. Benim evim arabam vardı ve bana uçak almasını söyledim Seda Sayan'a. Kendisi de uçak olmaz helikopter alalım dedi. Ben de kabul etmeyince ayrıldık. Üzgünüm diye paylaşımda bulunmuş. Böyle bir tabii adam olsa bak böyle bir adam. Geçiyor yani Erkan Çelik bu haberle. Şimdi Türkiye'de şu da çok kötü. Bir kadın bir erkekten daha kuvvetli olabilir. Kadınlar daha fazla bu mesleği yaptığın zaman kadınlar bir tık daha fazla para kazanıyor erkeklerden. Tamam. Ama bu demek değildir ki o adam senin paranı yiyor. Bu çok çirkin bir şey. Evet. Yani o zaman şöyle benim mesela 3 evim varsa karşı taraf kirada oturuyorsa o benim paramı mı yiyor oluyor? Hayır. Benim şartlarım daha iyi olabilir ama ben bir kadın olarak aptal değilim ki karşımdaki adam benim bir kullanmak mı istiyor o yüzden mi beraber değil. Seda Sayan o akıllıkta bir kadın. İhtiyacı mı var Seda Sayan'ın parasını aynen da tutacağı bir adama yani. O yüzden de öyle değil dışarıdan ama mesela Seda abla da bence benim gibi düşünüyor. Dünyası daha küçük daha huzur verebileceği insanları seçiyor. O kariyeri önemli değil, kim olduğu önemli değil, önemli değil yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle bakmak lazım biraz. Geçen gün bir cinayet haberiyle, bir kadın cinayet haberiyle de paylaştı Erkan Çelik. Onun altında klimayı açtırabilir misin? Açıldı, birazdan çalışıyor. Açıldı mı? Evet, evet. Tamam, Erkan Çelik o cinayet haberleri üzerine uzun bir yazı yazdı tabii. Oradaki yorumu da hemen Seda Sayan'a yorumlandı. Diyor ki, ölümsüz aşk diye bir şey yoktur. Anlaşamıyorsan ayrıl ama dönüp de bir daha arkana bakma. Etrafında dolaşma ve kendi canında dahil kimsenin canına kıyma diye. Bu cinayet haberiyle ilgili söylüyor. Ama tabii ki burada anlaşamıyorsan ayrıl, dönüp de bir daha arkana bakma. Aynı evin içerisinde anlaşamıyorsan dön arkanı git. Sevsen de ayrıl. Aşkımdan ölüyorum desen de ayrıl. Ondan sonra... Sevginin seni terk etmiş olabilir, sen onu terk etmiş olabilirsin ama kalkıp da onsuz yaşayamam, aşkımdan ölüyorum, bitiyorum diye kendi canına kıyma falan diye yorumlar yapmış. Şimdi tabii ki buradaki şeyler hala... Orada mesajlar var. Aynen Seda alttan alta. Yalnız bir... şöyle bir şey hemen söyleyeyim mi? Şimdi hı-hı, erkekler bir kadından ayrıldıktan sonra hemen annelerine ve erkek arkadaşlarına ve çevrelerine böyle yapıyor. Abi kurtuldum ya. Oh, başım mı huzur varmış, huzur ya bu nasıl güzel bir şeymiş ya ne çekmişim ya falan. Erkeklerin direkt söylediği cümleler böyle. Bu erkekler yaklaşık 2-3 ay sonra max kapı çalarlar, mesaj atarlar. Öyle yaparlar. İyi misin? Çünkü bu lafları biliyorum. Bunu dönmeyecek olan adam söyler. Hmm. Ama söyleyenler de zaten hep dönenlerdir. Yani şunu sorayım. Bugün eğer Seda abla ona mesaj atsın. Ne yapıyorsun Erkan dese? Özledim seni dese. Erkan 5 dakika sonra oradan kapıdan geçmem, bacadan geçmem dediğin kapıya da gelir. Şimdi bu erkeklerde herkeste gurur var. O gurur da olmalı ama her ayrılığın arkasından ahkam keserler. Hmm. Biz de keseriz. Bitti ya. Ben de derim mesela. Hepimiz dedik. Bitti. Hiç sevmiyorum. Aman be aman o su da varmış, bu su da varmış. Onu, bin tane onun yerine insan geçecek insan var dersin ama... Yerine koyamadığını koymaya çalışırsın bir de bu süreçte. Koyamadığını düşündüğün zaman o hep geriye dönmeye arzun olur yani. Çünkü beyin mukayese ediyor. Ne kadar etmemesi gerekse de ediyor. O yüzden de Erkan Çelik bunları söylüyor ama bugün Seda abladan bir sinyal gelse döner yani. Daha bitmedi çünkü sıcak daha. Ama o sinyal gelmeyecek gözüküyor. Çünkü yok. Seda Sayan kendi hem işine hem sahne hayatına hem de albüm çalışmalarına gelmeyecek dönmüş gibi vaziyette gözüküyor olabilir. Bir daha da dönmeyecek olabilir. Ama bu aşk meşk meselelerinde hiçbir kimsenin kati hiçbir söylemine inanamayız. Hmm. Hep ben dahil, sen dahil. Çünkü öyle bir şey ki kuralları yok. İstediğin şeyi söyle, mantığı yok. Yani evet bitti diyorsun. Gerçekten içindeki duygu bitmediyse tekrardan başlayabilir. Bazen 2 sene ayrı kalıp da tekrardan dönenler var.
Boşanıp tekrardan evlenenler boşanan, var. Boşanan tekrardan evlenenler aynen. var. O arada çünkü bir de böyle bir şey yapıyoruz tabii haline. Hayatında başkaları çıkıyor karşına. Diyorsun ki ya bu eskisi bana bunu yapmazdı. O beni şimdi bu sefer o eskinin o eskinin kıymetli olduğunu, şöyle anlarsın. Dersin ki bu beni hiç üzmüyordu. Yapmıyormuş. Onun o seni üzdüğünü zannettiğin tarafları hiç geliyor mesela bu yeniyle yaşadığın. Bu sefer eskiye dönmek istiyorsun. Yani insanın duyguları o kadar böyle acayip bir şey ki. Evet, o yüzden de yani bir doğru yok burada. Tek bir doğruyla yorumlayamayız. O yüzden de Erkan Bey'e söylüyorum sevgiler. Oradan da gitmeyin. Ama tabii ki kapıda. Canına kıymak falan. O çok saçmalık tabii. Öyle bir şey tabii ki olmaz yani. Davut Güloğlu'na 14 ay hapis cezası. Sıla'ya daha doğrusu hakaret etmişti. Ve küfretmişti. Bir kameralar eşliğinde. Kameraların önünde. Sıla için ağza alınmayacak bir laf söylemişti Davut Güloğlu. Ve dava görüldü. Mahkeme 14 ay hapis cezası verdi Davut Güloğlu'na. Ve hapis cezasını para cezasına çevirip 8500 lira para cezasını Davut Güloğlu ödeyecek 12 taksitte. Evet. VT'miz var bir bakalım. İyiymiş. Evet. Mümkün değil yani bir kamera olması lazım içeride. İçeride tiyatro var. Yani bayağı bir tiyatro. Bilmiyorum ki, olay yanlamadım ki. Ben geldim ifade vermedim. Ne bileyim, içeride... Sistem bir acayip. Sildirdim. Seni suçlu yapıyor. Ben oraya satın... Ben Sinan. Bak, tiyatro diye yazdığınızı gördün mü? Genelde bana ayarladılar bunu. Bir gece çaktım ya ben dedim ki duruşmaya giriyorum. Yani 6-7 yıldır duruşmaya kamera şakası diye aldım. Malıma katıla katıla sözümü geçiremedim kayına. Bahaniye veremedim ağzını payını ver kayısın. Ula ula. Ateşle oynama, ateşle oynama. Sonunda çok beğeniyorum bu Sıla'yı ya. Evet. Sıla'yla Erol Evgin'in yani bu Erol Evgin nasıl bir adam yani bütün albüm olay bir albüm çok yani. Çok büyük, çok güzel. Yani nasıl gerçekten güzel oldu bu şarkı. Erol Evgin'in albümü Altın Düetler albümü müthiş. Bana göre düet albümlerinin en iyisi. Evet. Bak doğru. Yani yenilerden şarkı... eskilerden ve bu kadar güzel olamaz ve bence Sıla ve Erol Evgin bir şarkıda da beraber buluşmalılar tekrardan. Değil mi? Düşünüyorum. Vallahi. Evet. Çok iyi söylediler çok bunu. Çok güzel söylediler. İşte Davut Güloğlu da geçtiğimiz yaz aylarında Sıla'ya hakaret etmişti, küfretmişti. Basın yoluyla hakaretten 1 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Ve bu para cezasına çevrildi 8500 lira olarak tabii ki Davut Güloğlu. Peki ben bir şey anlamak istiyorum. Mesela bu kadar ağır hakaret etmiş olmasına rağmen. Evet, değil mi? Küfretti. Sadece 8000 liraya ceza. Bazı davalarda mesela 70 milyar 100 milyar. Bunu böyle bir zengin... Ha, 70 milyarlık 100 milyarlık açıyorsun ama o 70 milyar 100 milyar hiçbir zaman olmuyor. Genelde olmaz yani. 10 bin lira civarı işte. Adam neler söylemiş. Aynen. Bir de takside böyle öldürmüş. Aynen ama genelde basın yolunda hakaret cezası 5 ila 10 bin lira arasında değişiyor. Davut Güloğlu'na da 8500 lira ceza kesmişler. O zaman da... Davut Güloğlu'nu da çok eleştirmiştik zaten. Sonuçta hani bir kadına, bir sanatçıya herhangi birine böyle küfürlü yaklaşmak fikirlerini beğenmeyebilirsin, hoşuna gitmeyebilir, eleştirebilirsin ama birine küfretmek doğru değildi. Dolayısıyla mahkeme ya doğru kararı aynen. Herkes herhalde fikir ayrılığı yaşayabilir. Herkes aynı şekilde düşünmek zorunda değil arkadaşlar. O zaman demokratik bir ülkede yaşıyor olamayız. Herkesin fikrine saygı duyacağız. Yani böyle olmak zorundayız. Yani. Evet. Ve ama mesela bir kere küfür ettin. Şimdi bir kez daha küfür ettiğin zaman o zaman bu hapis cezası... O hapis cezası tabii ki. Ha, aynen, o kadar da değil. Devamlı taksit 24 ay bir şey parayı vereyim küfür edeyim, parayı vereyim küfür edeyim yok öyle. Olmaz yani. Aynen 5 yıl içinde aynı cezayı yaparsa, tabii ki aynı yaparsa öyle o şey zaman yapar. 14 ay gidip yatacak o zaman. Peki Müjdar'ı merak ediyor musun? Her zaman. Değil mi? Aa, harikadır yani. Ne diyorsun ya? Vallahi ben de bayılırım. Bak şimdi İşçi Filmleri Festivali'nde sahneye çıktı ve Kibar Feyzo ile yaptığı açılışı. Ve orada bir ödül aldı ve çok da güzel bir konuşma yaptı. Bir bakalım, izleyelim. Kibar Feyzo, 40 yıl olmuş. 1978 yılı, biraz önce adı geçen
Harran köyü, 65 derece bir sıcak Ağustos ayı. Ben Diyarbakır'da uçaktan indiğimde uçağın motorlarını sıcağı zannetmiştim. Halbuki oranın sıcağıymış. 9.000 peşin, 5.000 senet, 14.000. Ver bana. La kapıyı tutturamayın. Çekil lan. 10.000 peşin, 10.000 senet. Yaşa teyze. Ver baba. Verdin mi? Delen ulan teyze, gel. 2-3 ay çok güzel bir çalışma olmuştu. Sefaletin dibine kadar bulduk orada. Adile'nin aşıkta kaldığımız odaya girdiğimde otel falan yok tabii. Öğretmen evi gibi bir yer var. Öğretmen de yok zaten. Bizi bir odaya aldılar. Odada 2 tane demir yatak var. Fakat yataklar böyle şeye bağlı. Su, vita kutularının içinde su var. Ayakları onlara oturmuş. Bunlar ne dedim? Bir çocuk geldi. Böyle, abla bunlar fare için, akrep için bildiğin her şey. Şimdi rahmetli Adile Naşit de sinekten bile korkan bir insandı. İkimiz aynı odada, 2,5'er. Birbirimizi dürtüp ne geldi diye çığırışarak filmi böyle bitirdik. Mehmet Zırlısın. Başka bir şey bilmişsen, uyurla de Yusun oğlu, biraz da bize mi şey. Ben demişim sana, üstüme yoktur nenni demeden. Şu güzelliğe bak, bana benzer, aynı be, kurban olam. De hadi gel. Kibar ol kız. Gülo! Evet. Kemal. Kibar Feyzo, İşçi Filmleri Festivali'nin açılış filmiydi. Ve Müjde Ar bu konuşmayı yaptı. Adile Naşit'le ilgili akrepler, çıyanlar varmış. Onu anlatıyor ve kutunun içine ayaklarını... Müjde Ar'ı çok görmek isteriz programımızda aslında Cengiz. Sen ulaşabilirsin. Ulaşabilirim. Ne zaman görüştük biz Müjde ile en son? 6-7 ay önce falan görüştük. Oturduk sohbet ettik falan. Ben bayılırım Müjde Ar'a. Bayılmayacak. Sohbetine bayılırım, şeye bayılırım. Bir de o çocukları çok falan da şey, çocuklarla falan gidiyoruz şeye. Bazen Müjde Ar'a. Onun konuşması, yani konuşma ses tonu ve konuşma şekline o kadar seksi ve o kadar dinleten bir tarz ki. Bak şu anıyı bile ve bunun gibi nasıl anıları var. Ben hep onu söylüyorum. Ya şunu şeyle sahnede anlat. Bu anıları anlat. Neler kesin var, neler Müjde Ar'da. Bu şu Yeşilçam filmleriyle ilgili işte ve mesela şu anlattık. Yani her şekilde dinlenir ve seyredilir. Tabii şu anlattık kısacık Kibar Feyzo ile ilgili anı. Bak salonu hemen kahkahalara boğdu orada. Herkes gülüyor, eğleniyor. Müjde Ar'da da şey var. Mesela Sezen Aksu da sahnedeyken sadece şarkı söylemez. Biliyorsun o da çok espri yapar ve sahnesi çok iyidir ve güldürür herkesi. Müjde Ar'da da aynı şey var. Müjde Ar'da değil mi? Çıktığı her ortamda kesinlikle orayı avucunun içine alır. Dediğin gibi böyle bir stand-up gibi bir şey yapsa evet, falan acayip televizyon bir televizyon programı falan söylüyorum bunu. Evet. O da şey yapıyor aslında kafasında var Müjde Ar'ında. Ama şimdi büyük starların kafasında olan şeyleri uygulamaya geçene kadar hep bir 5-6 yıl geçiyor yani. O yüzden ben de hani birilerinin onları push etmesi lazım ve hadi demesi lazım diye düşünüyorum. Ama yani. Müjde şunu yapıyor. Mesela her yıl gidiyor bir ay iki ay Avustralya'ya gider, İskandinavya'ya gider, böyle ha, garip iyi garip turlara gider. Olsun yaşıyorsa yani iyi süper. Kimsenin aklına gelmeyecek mesela garip garip turlara gidiyorlar eşiyle beraber. Vallahi, ne güzel şey yaşıyorlar, hayatlarını yaşıyorlar, iyi yapıyorlar bence. Çok dolu bir kadın, vizyonu olan kesinlikle bir kadın. Yani bazen bir insan 3 üniversite bitirir ama vizyonu yoktur, yaşanmışlığı yoktur, görmemiştir. Onu ne kadar bitirse ama bu kadının böyle 3 üniversite bitirmiş gibi dolu bir kadın yani. Evet, annesi evet de öyleydi yani aslına bakarsan. Aynen, Aysel yani Gürel. Değil mi? Tabii yani ki. Şeyler, kalemleri kuvvetli, birikimleri var. Ne ben anıları severim var şeyle. Müjde'nin Aysel Gürel sandığını açtı bana. İstanbul'daki evine gittiğim zaman o Tarkan'a verdi işte şarkılar falan. O Aysel Gürel'in sandığı açılıyor şimdi. Dedi ki bak dedi evde oturuyoruz çalışıyoruz. Dedi ki yukarıda dedi Aysel'in dedi bir sandığı var dedi. İnanamazsın dedi. Nasıl sandığı var ya dedi. İçine dedi şarkıları dedi yazmış. Çünkü Aysel Gürel'in evini boşaltırken biliyorum, Müjde Ar. Biliyorum ben. Ve her taraftan diyor. Yani diyor tuvalet kağıdına yazmış diyor. Kese kağıdının üzerine yazmış diyor. Gazetenin bir köşesine yazmış diyor. Sonra bu evi boşaltırken Müjde Ar'la tabii ki Mehtap Ar kardeşi hepsini tek tek istifliyorlar bunları. Kesiyorlar, şey yapıyorlar.
dosyalara koymuş Müjde bunları ve üst kata koymuş. Aa dedim, bakabilir miyim şuna dedim. Açtım sandığı, gerçekten içi şarkı sözü dolu. Bugün Türk pop müziğin, sen mesela Müjde'den iste bir tanesini versin sana. Mehtap'tan iste bir tanesini versin. Türk pop müziğini kurtaracak şarkı sözleri o sandığın içinde var. Kesin. Kaç tanesini okudum. Sonra bir tanesini Tarkan aldı. Şey yapmıştı şarkı. Evet, ondan sonra patladı şarkı. Aynen tabii. O... Ben rahmetli... Sevdanın son vuruşu. Aynen. Ha. O sandıktan çıktı işte. Vefat etmeden bir 6 ay önce mi 7 ay önce Şişli'deki evine gittim ben. Gel dedi içeri dedi bana. Sana dedi benim yatak odasından şarkı sözü vereceğim dedi. Yatak odasını ne yapmış biliyor musun? Yatağının yarısı, yani iki kişilik yatağının yarısını yukarıya kadar şeyler vardı. Dosyalar, yarı, yani onlar yatağın üzerinde de vardı. Düşünebiliyor musun? Seç buradan dedim. Şimdi içeride, ya içeride her yer şarkı sözü. Her evet. yer kağıt falan. ne yapacağımı şaşırdım. Dedim ki tamam o zaman hani bir gün otururuz tekrardan. Hani bakarız. Dedim ki bu yatağın üstünden dosyayı çıkartıp veya kağıtla çıkartıp evet, nasıl evet. bakayım? Yatağın, onlarla yatıyordu yani. Yatağın yarısını o kağıtlar vardı doğru, yani. Doğru. Düşünebiliyor musun? İşte onlar, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O gerçekten da önemli bir kadındı yani. Türk popunun en önemli isimlerinden biriydi Aysel Güler. Peki efendim. Bir tartışma var. Şöyle Oktay Kaynarca ile Ali Nur Velidedeoğlu arasında, reklamcı Ali Nur Velidedeoğlu arasında. Ali Nur Velidedeoğlu Osmanlı subayı diye Selçuk Yöntem ve Haluk Bilginer'in de oynadığı Türk-Amerikan ortak yapımı bir filmin yapımcısı. Yıllardır reklam işleri yapıyor. Onunla pazar günü röportaj yaptım ben. Kelebek'te yayınlandı. Orada dedi ki bizim dedi Türk oyuncuların, genç oyuncuların Hollywood'da hiçbir şansı yok. Niyeymiş? Çünkü dedi bizim oyuncular kendilerini ifade etmeyi bilmiyorlar dedi. Amerika'da dedi sokaktaki adam bile dedi mikrofonu uzattığında başına gelmiş bir olayı, diyelim ki bir hortum olayını, o kadar iyi anlatır ki dedi. Çünkü kendini ifade etmeyi bilir dedi. Çünkü dedi, eğitim sistemi dedi kendini ifade etmek üzerine kuruludur. Bizim Türk eğitim sistemi ise ezbercilik üzerine kuruludur. Dolayısıyla hiçbirimiz kendimizi ifade etmeyi bilmeyiz biz dedi. Oyuncularda da bu olduğu için bunu temellendiremiyorlar daha sonraki yıllarda ve kendilerini ifade edemiyorlardı. Ve tabii bizim oyuncular şeyi yaparlar dedi. Bir tek dedi kızmayı bilirler dedi. Suratımızda 28 tane kas varmış mimik yapmak için. Bu 28 kası kullanan dedi bir tane oyuncu yok şeyde dedi. Türk dizilerinde dedi. Bir tane 28 kasın işte ne bileyim ağlarken dünyada gülerken. İşte Ben Kingsley falan gibi oyuncular var. Dünyanın iyi oyuncuları. Bunları yapıyormuş zaten. İşte çok mutsuzken ama bir yandan da mutlu ifadeyi, hafif bir gülümseme ifadesi işte o kaslarla yapabiliyormuş. Bizimkiler diyor ne yapıyor biliyor musun diyor. Bağırmayı, çağırmayı, hakaret etmeyi oyunda, dizide. Bunu diyor çok iyi yapıyorlar. Çünkü en kolay sinirli oyuncu, sinirli rolünü oynamaktır. Kavga rolünü oynamaktır. Ya da deli rolünü oynamaktır. Mesela bunlar diyor kolay rollerdi. Kaşını çatarsın bilmem ne olur falan diye. Ali Nur Velidedeoğlu bunu söylüyor. Bunun üzerine Oktay Kaynarca tabii ki Ali Nur Velidedeoğlu'na saldırdı. Ama şurada bir tek katılmıyorum. Ali Nur Velidedeoğlu çok önemli bir reklamcıdır. Çok da kaliteli bir adam. Vizyonu da çok geniş bir adamdır. Ama eğer Amerika'daki hani eğitim sistemi kendini ifade etmekten bahseden bir sistemse... O zaman çok daha gerilere gittiğin zaman onların sisteminde de öyle bir şey yoktu. Anthony Quinn'ler var atıyorum mesela dünyadaki starlardan evet. bahsediyorum. Yani adam Doktor Zhivago'yu oynamıştı. Anthony Quinn oynamadı, Ömer Şerif oynadı. Evet. Ömer Şerif var gibi. Yani o zaman bu eskiler de mi o eğitimden geçtiği için? Yani toplumda tabii ki yani, mesela bizde ama şey vardır gerçekten. Hani aile içinde de çocuğun söz hakkı yoktur ya. Genelde Türk toplumunda böyle yetişir ya, sen sus, sen otur, sen konuşma, karışma, büyüklerin lafına girme lafları olduğu için gerçekten de çocuklarda kendilerini ifade etme yeteneği çok zor gelişir. Ama bence genelde bir Yıldız Kenter var mesela bu memlekette. Yani hani çok önemli oyuncular söylüyor. Var. Hani... Ali Nur Velidedeoğlu şeyi de söylüyor zaten. Mesela Haluk Bilginer diyor, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir oyuncu diyor. Zaten Ben Kingsley'de demiş ki aynı filmde oynuyorlar. Ben senin filmini Cannes'da izledim demiş. Müthiş bir oyuncusun diye söylemiş mesela. İşte onu var da yani. Var elbette var yani. Genç oyuncuları söylüyor Ali Nur. Yani dünyada da yaşlı oyuncuların da hepsi yani o üniversitelerden onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kendini ifade evet. etmek üzerine oradan mezun olup da oyuncu olmadılar. Hep birçok oyuncu kim bilir nerelerden geldi. Yani bu aslında insanın doğasında var, kabiliyetinde var. Var olan da var, var olmayan da yok. Oktay Kaynarca dedi ki sanki dedi siz de çok iyi reklamlar yapıyorsunuz. Yıllardır Türk halkının zekasını hor gördünüz.
saçma sepet reklamlarla, konularla reklam filmleri çektiniz diyor. Ama şimdi onu ayıp etmiş. Çünkü gerçekten reklam sektörünün çok uzun bir zaman, son yıllarda bilmiyorum ama evet. Benim bildiğim dönemde. Tabii canım, annem belli de oldu. Daha şimdi çok, Amerika'da falan. Çok iyi şeyler yaptı bu memlekette evet. Yani de hani... Ne Ali Dinar Beli Dedeoğlu'nun şeyine tamamıyla katılabilirsin. Herkes için söylenmemiş bir şeydir yani. Ama şu doğru. Kızgınlıklar, işte deli hikayeleri onlar evet. Falan çok kolay şeylerdir. Çünkü zaten oyununu büyük yaptığın şeylerdir. Evet. Önemli olan normal bir insan oynamak. Aynen. Belki hani orada evet, eleştirisi olabilir. Bu tartışma devam edecek efendim. Meryem Uzerli'ye bakalım. WhatsApp'tan son yüklediği. Fotoğraflar var. Instagram'a yüklediği fotoğraflar var. Sevgilisiyle birlikte çektiği. Bak. Ay iyi sevindim. Evet. Meryem çünkü hep mutlu oluyor ya. Evet. Alp Özcan'la aşk dolu günler, dakikalar yaşıyor Meryem Uzerli. Alp Özcan'la yakıştılar. Evet yakıştılar. Birbirlerini seviyorlar da görünüyorlar. Evet bir ara çünkü birlikteydiler. Sonra küstüler, ayrıldılar. Yeniden barıştılar. Ve Meryem'in kızıyla da görünen o ki son derece eski yeni fotoğraflarını çok tatlı, baksana. Çok tatlılar. Aferin. Evet. Aferin. Yani hayranları çok... da paylaşıyor bu fotoğrafları. Meryem Uzerli. Bu çok güzel bir şey. Bu çok önemli bir şey. Çünkü biliyorsun ne doğum hamileyken ne doğum esnasında evet. Hiçbir şey. Hiçbir safhasında babası yoktu kızının yanında. Aynen. Yalnız bir anne. Yalnız bir anne, yalnız bir kadın. Sevgilisinin onun çocuğuna sahip çıkması çok güzel bir şey. Bazı erkek vardır. Hiç istemez, aman çocuğu vardır falan filan diye. Bir kadının sahip olduğu her türlü dert de, problem de veyahut da çocuğu varsa çocuk da onun da derdidir. Değil mi? Çocuğudur. Sahiplenmesi gereken bir durumudur. Ama bazı erkekler yapmaz bunu. O yüzden de Alp evet. Özcan'ı ben kendi adıma söyleyeyim, takdir ettim ve sevdim. Evet, mutluluklar diliyoruz efendim. Ve İvedik 5 fırtınasına geçiyoruz. Şahan Gökbakar... Rekoru kırdı, kıracak. Sadece son 16 bin haydi, ha gayret. Bilet kaldı. Ha gayret. Eğer 16 bin kişi daha İvedik 5'i izler ise Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi olmayı başaracak. Evet. Recep İvedik 4'ten rekoru almış olacak. Ve ilginç bir haber var bugün. Sinemada ilk 4 ayda Ocak, Şubat, Mart, Nisan gelirin 4'te birini sadece Recep İvedik yapmış. Bütün filmler içinde. O hala da adamı eleştiriyorlar. Ona kızıyorum işte ben. Ona kızıyorum. Yani sen adamı eleştirmeyeceksin artık. Bazen şapka çıkartmasını bileceksiniz yani. Eleştirdiniz. Adam kendi rekorunu bir daha kırıyor şimdi. Aynen. Şimdi artık bir de bu adamın bu gişeyi yapmış olmasının da sinema sektörüne de yararı var üstelik değil mi? Evet evet. Böyle bir bütçe herhalde, sağlanıyor tabii ki değil mi? Yani. Buradan diğer alınan filmleri. Paylar Kültür Bakanlığı'nın sinema fonuna gidiyor. Oradan pek çok filme çekilmesi için destek oluyor Kültür Bakanlığı. Ve ben kendi adıma söyleyeyim. Ben mesela aşk filmine gitmeyi seviyorum. Bir de aksiyon filmine gitmeyi seviyorum. Komedi filmine normalde gitmeyi sevmiyorum. Ama bunlara gidiyorum. Çünkü alengirli hikayeler onlar bunlar yok. Direkt adam güldürüyor. Her dakika güleyle kahkaha ata ata ondan sonra çıkıyorum yani. Benim için çünkü gülmek için gittiğim komedi filmine gülme. Ben düşünmek istemiyorum yani komedi filmine gidip. Düşünmeden yani yapmadan. Düşünecek çok şeyim var boşaltma. Benim zaten. Anladın mı? Herkesin düşünecek çok şey. Biraz da düşündürelim. Yok böyle bir şey yani. Direkt gülmeye gidiyoruz ve gidiyoruz. 85 milyon lira gişe yapmış Recep İvedik 5. Ve 4 ayda ilk 4 ayda bütün gişe rakamlarının 4'te biriymiş bu. %22'sine denk geliyor. Yemin ediyorum çok seviyorum ben. Bu Recep İvedik'i de seviyorum. Şahan'ı da sizi çok seviyorum. Bak karısına pide yapmış bu sefer övün beni diye yayınladı. Bakalım. Bak çıtırtıya bak. Bak çıtırtıya. Çok tatlı bunlar ya. Doğru kaşa. Allah. İyisiniz. Allah. Baban da mı pideciydi be kardeşim. Afiyet olsun. Sucuk kaşar. Of. Kavurma kaşar. Ay valla yapıyor. Canım istiyor bu. Bak çıtırtıya bak. Bak. Ay acıttık be. Kavurma. Şahan sen tabii ne yapsın bak. Şimdi çocuk? Onu düşünüyorum. Allah. Ne yapsın? Nasıl ne yapsın? Yani başarının en zirvesinde. Tamam mı? Evet. Maşallah. Ailesi çocuğu oldu falan. Ama işte sağlığına da dikkat etsin. Aynen dikkat etsin. Yani... Sadece çünkü pideler yapıyor, dolmalar yapıyor.
Gerçekten çıtırtısı çok güzel. Şimdi şahan. Ben bunu gördüm. Yine çıkışta olsun. Buradan pide yiyeceğim. Ne zaman bu yemek yapsa aklıma getiriyor bunları, ondan sonra çıkıp yiyorum. Bak orada da dolma yapıyorlar. Daha önce dolma yapmıştı mı? Bugün etli yaprak sarması. Pişmiş çok halinde. Tatlı. Çok tatlı. Instagram hesabından paylaşacağım. O yüzden size ya gülüyorum adama. Bir püf noktası anlatayım. Yapraklarınızı hani öpükler gibi röportaj yapıyor. Böyle kasıp böyle ne, evet, ne konuşayım diye bakmıyor yani. Çoğu ev hanımı bunu bilmez. Ben gülüyorum yani. Yani dolmanın içinde kalacak damarlı bölümü. Peki hocam, bölüyorum. Havuçla limonu niye koydunuz? Havucun o böyle tatlımsı tadı geçiyor. Bir de limonun da hani de demeyin etli şey. Nasıl seviyor biliyoruz. Onun da böyle bir tatlı şey araması geçiyor. Bir de bu kolları da sıvamış. Şu sat kısımlarını da tepsinin dibine. Çok komik. Tencerenin dibine dizin ki ateşi harlamasın. Hanımlar. Bak ne güzel sarmış. Hanımlara baksana, vallahi iyi sarmış şu an. Biraz dolma dolma olmuş ama. Evet. Çok tatlı bu adam. İyi akşamlar değerli hanımlar. Seviyoruz biz şu anı. Peki efendim, bir evlilik haberine gidelim. Azda Akın da evleniyor. Hadi evlilik. İyi, ay çok sevindim. Öyle mi? Çok sevindim. İyi gerçekten. Bakalım şimdi. Siz nasılsınız? Evet, çok şükür, teşekkür ederim. Ya Beşiktaş gibi olmuşsunuz. Hakikaten öyle oldu. Nasıl gidiyor diyelim. Geçen gün de bir yemek yemişsiniz. Atakan bir kıskanmıyor falan, bir aile yemeği falan mıydı, akrabaları diye çıktı. Arkadaşlarımızla yemek yedik. Diğer konu çok bence gereksiz zaten. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Her şey yolunda. Her şey yolunda, her şey güzel. Evet. Teşekkürler, sağ olayız. Doğru. Doğru mu? Evet. Daha değil. Peki Türkiye'de mi olacak, yurt dışında mı? Türkiye. Ne güzel ülkemiz var, ne gerek var. İyi, artık yaz geldi, düğünler başlıyor, siz de katılacaksınız elbet. İnşallah bu sene olur, inşallah. Sizin öyle bir hayaliniz yok mu artık, bir evleneyim, çocuk sahibi olayım? Yani hep az zaten görüyoruz ama bir yani anne inşallah, olarak yazan inşallah bu sene kısmetse olacak. Süper. Tarih daha belli değil. İstanbul'da nasılsa haberiniz olur. Dışı mı? Türkiye düşünüyoruz. Türkiye. Teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Kolay gelsin. Herhalde şey için, evlilik için bu hazırlıklardan. Perneler filan. Teşekkürler. Görüşürüz. Geldi düğün haftası, gelin olacağım diye nedir bunun kafrası. Evet. Mesela Azra Akın için şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman kalitesini bozmamış bir kız. Evet. Çok tatlı. Böyle Amerikalı kızlar vardır böyle. Gayet natürel. Hani böyle sevimli. Hani hiç böyle acayip magazin haberleri içerisinde olmayan. Özellikle Kıvanç'tan sonra. Çünkü çok uzun yıllar beraberlerdi. Evet. Ve ben şeye çok üzülmüştüm. Hani böyle uzun süreli ilişkiler bitiyor. Ve hani adam gidip başkasına evleniyor ya. Onlar için de çok mutluyum şu anda. Ayrı bir şey ama Azra için üzülmüştüm aslında. Evet. Ama yani bu ilişkisi evlilikle noktalanıyor Azra Akın'ın. 2013 yani. Mayıs ayından beri beraberler. En azından mutlu. 4 yıl oldu Atakan Koru'yla ve şimdi nikah masasına oturuyorlar. Arkadaşları birlikte yemek yediler işte dün akşam. Ama Azra'ya soruyorlar ne zaman nikah diye, söylemiyor. Ama biz özel olarak verelim bunu mesela. Ağustos ayında evlenecek çift. Ve nikah damat Atakan Koru'nun memleketi Edirne Keşan'da yapılacak. Olsun. Tam köy düğünü yani yapacaklar. Olsun. Azra Akın daha önce de sevgilisinin ailesinin yaşadığı Keşan'da kalmıştı. Keşan da güzel müstakbel bir yerdir. Müstakbel kayınpederi ve ailesiyle Yeni Muhacir beldesinde bir restoranda görüntülenmişti. Bak oralarda da gidiyor geliyor, aileyle tanıştı daha önce. Düğünü de Keşan'da yapacak Azra Akın. İşte insan nerede mutluluğu ve huzuru bulduysa orada ne istiyorsa onu yapsın. Eğer orada evlenmek istiyorlarsa orada evlenirler. Yani çocuk çok fazla konuşmayan bir çocuk. Evet. Tabii 4 yıldır beraberler. Mesela 4 yıldır hiç öyle magazinde orada burada müstakbel eşini görmedik. Dünya Azra güzeli da, Keşan'da evleniyor efendim. Yani dünya güzeli. Bizim bir tek dünya güzelimiz Azra değil mi? Hayır, yıllar önce de var. Kim vardı? Kerime. Tamam yani Kerim Hanım'dan bahsetmiyorum yani, evet. Şu anda son yıllarda bir tek o vardı, evet. Değil mi? Biri daha vardı sanki. Neşe Erberk miydi? Yok. Neydi, kim vardı? Birisi daha vardı. Neyse yani bir tane vardır, iki tane vardır dünya güzelimiz. Bizim dünya güzelimize iyi baksın beyefendi. Arda mıydı ismi? Damadının adı neydi? Arda.
Ha. Arda. İyi baksın. O bizim aynen. Değerlimiz Azra Atakan çok... Atakan Koru ya. Arda ne? Atakan Arda Koru pardon. Çıktı? Aynen. Atakan Bey koru. İyi bakın Azra'ya. Çünkü bizim bir tane dünya güzelimiz var. Çok da Pamuk Prenses gibi bir kız alıyorsunuz falan. Onu evet. Mutlu edin. Çünkü o mutlu olamadı bence. Dünya güzeli Keşan'da evlenmeye hazırlanırken biz de reklama gidelim o zaman. Evet, o zaman biz de güzeller haber vermeye devam edelim aynen. Reklamlardan sonra. Reklamlardan bakalım sonra neler varmış. Tamam. Siyah püsküllü elbisesiyle Funda Arar çok şık görünüyor. Ben böyle kavrulurken sen oralı değilsin. Boş bizim değil mi? Sen nasıl sevgilisin? Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç'a eşinin işi nedeniyle gittiği Amerika'da değeri toplam 4,5 milyon lira olan iki tane villa hediye edildiği konuşuluyordu. Serdar Ortaç bu söylentileri doğruluyor. Orlando'da o konutların reklamında oynadık karı koca. Yani işte ailemize Orlando'da burada tatilimizi geçireceğiz gibi. Onlar da sağ olsunlar birer tane ev hediye ettiler. Tatillerimizde işte çalışmadığımız günlerde gideriz kalırız. Kıbrıs'ta sezonu açan Özlem Yıldız, şezlongda güneşin tadını çıkarırken hiç beklemediği bir anda kameraları görünce anlık bir şaşkınlık yaşıyor. O sırada oğlu Demir annesini kıskanmış olacak ki hemen kameraların yanına geliyor. Ardından da Özlem Hanım kahkahalar atıyor. Çekemezsiniz, yok. Erkeğim benim ya. Koymuyor beni işte adamım benim ya. Özlem Hanım merhabalar. Demir ya. Bak sonu hiç. Anne anne kapan diyor bana. hadi olumsuz artık yat. Ahmet Kural'ın saçlarını bitirecek olan arkadaş şu an burada. Piyano çalabilirim. Onun dışında şarkı söylemeye çalışıyorum. Konserde masal anlatan Bergüzer Korel'le birlikteyiz. Güzel oyuncu, sanata çok önem verdiğini söylerken 7 yaşındaki oğlu Ali'nin de bateri ve piyano çaldığını belirtiyor. Bergüzer Hanım, oğlunun bu tercihine hiç müdahale etmemiş. Çocukları da peki sanatla büyütüyor musunuz? Mesela müziğe işin evet, işi oluyorlar mı? Evet, oluyorlar. Neler? Ali bateri çalıyor, bir de piyano çalıyor. Harika. Bateriyi daha fazla seviyor. Piyano destekleyici bir enstrüman olarak devam ediyor. Kendi seçti. Biz hiçbir şekilde ona bunu yapacaksın demedik. Bu bateriyi zaten seçti. Bayağı da ilerledi yani, bakalım. Bergüzer Korel'in Hindistan'da filmde oynaması için teklif aldığı yönünde haberler çıkmıştı. Ünlü oyuncu eğer bir teklif gelirse sıcak bakacağını dile getiriyor. Ya ben onu vallahi gazetede okudum. Ya. Bollywood'da değil, Hollywood. Hollywood'u ben ilk kez hayatımda duyuyorum Hollywood. Yani gerçekten. Yani güzel şeyler yazıyordu haberin içeriğinde ama benim o haberim yoktu. Arap dünyasında hı-hı. Çok seviliyorsunuz. Tabii ki değerlendirmiş. Tabii ki. Eşinin gösterisine gelen Halit Ergenç ile devam ediyoruz. Oğlu Ali'nin enstrüman çalmasından konu açılınca ünlü oyuncu her insanın hayatında müzik olmalı diyor. Yani evde çalıyor, çalışıyor evet. Güzel bir şey. Müzik çok çok. Yani hiçbir şey olmasa bile hayatında bir insanın sadece bizim oğlumuz için söylemiyorum. Yani herkesin hayatında müziğin olması lazım. Peki sizin müzikle aranız nasıl Halit Bey? Yani işte kendime eşlik edecek kadar piyano çalabilirim. Onun dışında şarkı söylemeye çalışıyorum. Ünlü oyuncu Bergüzer Korel'i sahnede izlemeyi çok sevdiğini dile getiriyor. Heyecanlıyım işte, çok seviyorum onu sahnede izlemeyi. İzleyeceğiz oturup Ali'yle. Zevkini çıkaracağız. Size anlatacağım öykü kentlerden uzak küçük bir köyde geçiyor. Haber turumuza bir ilkokulu ziyaret eden Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le hız kesmeden devam ediyoruz. Ahmet Kural, çocukluk yıllarının gözünde canlandığını dile getirirken Murat Cemcir, yakın arkadaşına takılmayı ihmal etmiyor. Yani evet, onları görünce tabii ki de öyle. Yaş ilerledikçe de daha fazla oluyor bu. Biz ayrıca buradan size teşekkür ederiz vesile olduğunuz için. Çocuklar da bizi görmek istediği için. Çocuklar teşekkür ederiz bizi görmek istediğiniz için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ahmet Kural'ın saçlarını bitirecek olan arkadaş şu an burada. Ahmet Kural ve Murat Cemcir çocuklarla bol bol fotoğraf çekilip onlarla yakından ilgileniyor.
Devam ediyoruz. Sabah Tümer çocukken şımartılarak büyüdüğünü itiraf ediyor. Ünlü sunucu oyuncak bebeklerle oynamak yerine ağaçlara tırmanarak geçirmiş çocukluğunu. Ailenin ilk çocuğu olmuş olduğum için tabii ki her istediğimi yapılıp şımartılarak. Yaramaz demeyelim de muzurdum yani. Ama hep böyle ya, ben hani öyle bebeklerle falan oynamadım. Benim bütün arkadaşlarım erkekti. Hani annemin arkadaşlarının çocukları erkekti. Ben ağaçlara tırmanıp işte şeyler atıp falan öyle hani erkek çocuğu gibi büyüdüm. Evet, duymayan kalmasın devam ediyor. Oktay Kaynarca telefon attığımız efendim. Ali Nur Veli Dedeoğlu'nun açıklamasına itirazı vardı Oktay'ın. Çünkü Ali Nur Veli Dedeoğlu genç oyunculara, dizilerdeki genç oyunculara işte 28 tane kasını oynayamıyor, oynatamıyor. Bunlar hep aynı rolleri yapıyorlar. Kızma rolünü çok iyi başarıyorlar diye eleştirmişti. İyi de Oktay mı peki neden bunu üzerine alındı da o cevap verdi? Onu anlamadım. Soralım bakalım Oktay'a. Evet, Oktay soralım. Günaydın. Günaydın Oktay. Sporda yakaladık seni. Benim için olabilir mi? Oradan laf atma bana. He? Oktay'cığım. Şimdi orada bir haksızlık olduğunu görerek yazdım tabii. Yani biraz bu korkulan bir mecra. Yani insanlar birbirine bulaşmasın diye uzun süredir kral çıplak diyemiyor kimse bence. Reklam camiası değil mi? Çünkü yani reklam gelir gelmez. Evet. Mesele biraz bundan ibaret ama biraz herkesin kendine dönüp bakması gerekiyor. Genç oyuncularla ilgili konuşabilmek için genç oyuncuların şartlarını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. O beğenmedikleri yüz kaslarıyla oyunculuk yapıldığını zanneden insanlar, yüz kaslarının aslında oyunculukla bir alakası olmadığını, tamamen gözlerle ve duyguyla alakalı olduğunu bilmek zorundalar önce. Bir kere yanlış yerden bakıyorlar, bilmiyorlar oyunculuk ne demek. Anladığım kadarıyla oyuncular da böyle baktıkları için yaptıkları işin bu kadar sıradan ve ne denir, herkesin yaptığı gibi bir şey olduğunu farkında değiller. biraz herhalde konuştuk Cengiz'le. Son yıllarda yapılan kampanyaların toplamı selebritilerle yapılan kampanyalar. O selebritinin bu sene kampanyası bittiğinde hemen yapışalım, başka bir bankaya yapıştıralım. Bak biz kampanya yapıyoruz diye ortaya çıkacaklar. Başka yaptıkları bir şey yok. Onlara da sıradan komikmiş gibi gözüken, sempatikmiş gibi gözüken 3-4 tane de senaryo yazıyorlar sene içerisinde. Alın size kampanya. Ne oldu? Şimdi ben iddia ediyorum. Bütün bu arkadaşların oynadıkları reklam kampanyalarının toplamını bir şeyin içine yazalım. Bir dosyanın içine yazalım. Sifri'de, Taksim'de, bütün meydanlarda araştırma yapalım. Hangi insan hangi markanın yüzü? Veya geçen yıl hangi reklamda oynadılar? Bilinmez mi diyorsun sen bunu? Ya Allah aşkına rica ediyorum. Ben aynısını düşünüyorum biliyor musun? Öyle bir şey olabilir mi? Yani reklam işte o bankanın bu bilmem ne. Mesela Cem Yılmaz hangi reklamda oynadı en son? Hepsi birbirine katılıyor. Sen hatırlıyor musun? Ya böyle bir şey olabilir. Mesela Cem Yılmaz hangi reklamda oynadı ya da Şahan hangi reklamda oynadı değil mi? Bunu söylüyorsun. Ya normal insanlara durup dur ya da sokakta durdurun ne sorun. Hadi geçen sene hangi reklamda oynadı mesela Cem? Ondan önce Beyazıt hangi reklamda oynuyordu? Hangi ürünü anlattı? Hakikaten yani hangi ürünü anlattı? Hadi bir tamam ben markayı buldular ama hangi ürünü anlattı bize? Yani hangi paketi anlattı? Peki bundan anladınız ne mı çıkarmalıyız? Yani ya bundan şunu çıkarmalıyız. Bir kere herkes işin kolaycılığına gidiyor. İşin kolaycılığı şimdi benim sinir olduğum şey şu. Biz üstün zekalarız, biz ileri zekayız. Biz yaratıcı zekayız deyip ortalık sınıf sınıf gezen insanların aslında dizi sektöründe çalışan insanlardan daha az çalıştığını, daha az kafalarını çalıştırdıklarını, yaratım güçlerini daha az kullandıklarını inanıyorum. Tam tersi iki katı olması gerekirken. Peki onun eleştirisinin karşısında sen de aslında reklamcılık taraflarını eleştiriyorsun ama ben... Şimdi hayır orada bir detay var, onu atlamışsınız. Oyunculuk meselesiyle ilgili konuşulacak çok şey var dedim. Orada bir parantez var. Evet. Evet. Herkes birbirine katıyor. Şimdi oyuncular var, ünlü olmuş birden kendi fizikleriyle ve işte o sosyal medya fenomenlikleriyle ünlü olmuş çocuklar var. Bu çocukları da dizilerde aslında oyuncu olarak kullanıyorlar. Yani tabiri caizse at izi it izine karışıyor. Onlar oyuncu değil mi Oktay sence? Mesela ben oyuncu olarak görmüyorum bazılarını. O zaman kurunun yanında... Aslında o zaman Ali Nur Veli Dedeoğlu'nun bu söyleminin içinde kurunun yanında yaş da yanıyor o zaman. Şimdi evet tabii yani o zaman 120 dakika haftada ve 6-7 gün çalışarak 120 dakika aslan gibi performans gösteren çocukların hiçbirini bu kategorinin içine sokamayız. Ayıp olur. Yazık. Ya.
yakışmam. Sen günün birinde... Bunu daha önce de ben konuştum. Kendi adıma söylemiyorum. Ben bu benim kendi telaşım değil. Ben kendi telaşımı bir kenara bıraktım ama bu çocukların hakkını yersek olmaz. Evet tabii. Sen sonuçta hani yıllardır sahnede, pek çok dizide hani kariyer... Ben bu tartışmaların içinde kendimi görmüyorum. Aynen tabii tabii. Ama kimsenin de korkudan sesi çıkmadığı ama... için ben aslında bu konuyla ilgili artık girmek bir söylemesi ki çıplak kral çıplak demesi gerekiyor. Yani. Anladım. Ama aslında burada Ali Nur Belidedoğlu'nun söylediği şey hani çok ilkokuldan itibaren özgür düşünce ortamı içerisinde büyümüyoruz. İşte mesela kitap okuyoruz. Özgür düşünce ortamı. İşte ama zaten bu memleketin sorunu. Bunu oyunculara... mal etmek. Ama bir şekilde hayır mal etmek. O zaman bu futbolcular için de geçerli. Herhalde canım geçerli, yani. Dansçılar için de geçerli. Bu başka bir mesele. Hayır mesela ama kitap okumuyoruz. Biliyor mesela. Musunuz? Yüz suratında 27 küsur kaslar bunları kullanamıyorlar demek bana göre aymazlık. Aymazlık ama şu var mı Oktay? Gerçekten bu genç oyunculardan birinin yarın öbür gün Hollywood'da ya da işte dünya sinemasında çok önemli bir aktör, aktris olabileceğine inanıyor musun peki, sen? Peki dünyanın neresinden Hollywood'a? Çok önemli aktörler ve aktrisler gitmişti orada Hollywood'da Hollywood sallamış. Hollywood kendi içinde kapalı bir şeydir zaten. Mecradır. Latin Amerika'dan gitmiş, Fransa'dan gitmiş, İtalya'dan gitmiş. Var mutlaka böyle oyuncular. Mutlaka kendi ortaklıklarıyla yaptıkları, mutlaka başka kişi çevirdikleri bir şey vardır. Yani mümkün mü? Veya Hollywood kendi starlarından. Hollywood kendi star. Bir Müslüman bir star gördünüz mü siz? Hı-hı. Görmedik. Doğru söylüyor. Evet. Hollywood kendi içinde kapalı bir sistemdir. Dışarı çıkmaz. Saçmalamasınlar yani. Ne Hollywood'u ayrıca? Bana önüne ne Hollywood'dan? Şunu göz ardı ediyorlar. Şu anda bizim bu sistem içerisinde yaptığımız ellerimizle, kendi ellerimizle, tırnaklarımızla, senaristlerimizle, oyuncularımızla, yönetmenlerimizle becerdiğimiz her şey şu anda yakın, uzak, doğu bir sürü ülkede satılıyor. Ve bizim ülkemiz aynı Amerika gibi artık ihraç ediyoruz. Hı hı. O doğru. Bizi ihraç ediyoruz. Ve insanlar bizim starlarımızı tanıyorlar, bizim oyuncularımızı, yönetmenlerimizi tanıyorlar. Bunları niye göz ardı ediyorlar? Hangilerinin hangi reklamı dünyanın neresinde ses getirmiş? Evet yani eğer reklamcıları o anlamda kıyaslarsak dizi oyuncuları gerçekten dizi sektörü evet. Reklamcılardan hangisi? Daha başa. Çünkü dizi dünyanın dört bir tarafı. Bak, şimdi o dizilerin içerisinden çıkan komik çocuklar olmadan, komiklikler yaptırma üzerine senaryolar kurmasalar, güzel çocuklar, güzel kızlar çıkmasa, onların üzerine saçlarına, dişlerine dair reklamlar yapmasalar, kimlerle çekecekler o reklamları? Evet. Ama işte şurada da haklı mı acaba bir taraftan? Sadece görsellik üzerine bu seçimler oluyor. Yani mesela... Kendileri yapıyorlar. Hayır ama sen de çok eleştiriyorsun Oktay mesela. Görsellik dedim genç güzel oyuncular sadece şimdi, sosyal medya... Bakın dünyanın her yerinde böyle bir şey vardır. Eleştirmek adına söylemiyorum. Bunların hepsi zamanla elimine olur. Bunların içerisinden evet. Kendilerini bu anlamda oyuncu olarak değerlendiren, oyuncular çıkan arkadaşlarım vardır. Bunların en güzel örneklerinden biri Kıvanç, bir tanesi de Kenan'dır. Bunların ikisi fizikleriyle ortaya çıkmış ama daha sonra oyunculuklarını geliştirmiş ve bu anlamda gerçekten oynadıkları rollere anlam veren, değer katan ve geleceğin iyi oyuncularından olan insanlar oldular. Aynen. Bunları kenara koyuyoruz. Aynen. Peki. Bunlar parantezler. Anladım. Ama yine de oyuncuların değil mi Oktay biraz daha kendilerine. Şimdi mesela kitap okumuyoruz. Ancak popüler kitapları mesela okuyoruz. Yani hani... Yok buna da katılmıyorum. Oyuncuların, niye? Yani bazı benim etrafımda olan genç oyuncuların toplamının dünyadan, kendi ülkelerinden, edebiyattan, sanattan, şiirden haberleri var. Evet evet. Yani okumayanlar ama okumadan... Onu, şimdi onlar ama zaten tekrar söylüyorum. Senin içerisinde geçtiğimiz 20 yıl içerisinde zaten geçmişe bakın. O tür yolculuğa çıkanların hepsi yolda kalmışlardır. Aynen. Diğerleri oyuncu olarak devam etmişler. Ama mesela doğru. Serenay çok güzel bir kız Serenay Sarıkaya. Aha. Ama evet. Okumamış. Evet. Ama bu saatten sonra para kazanıyor. Gidip bir okulda okuyabilir ama yurt dışında geziyor mesela. Bu yani, daha çok genç. Bu daha çok genç. Gibi. O kendine doğru bir yatırım yapacak zekada bir kızdır. Sanırım evet. Ben. O anlamda kendini geliştirecek çok yetenekli. Çok evet. Yetenekli ve kendini bu anlamda geliştirecek bir kızdır. Sadece okulu olmak gerekmiyor o zaman değil mi? Yani oyuncu olmak için... Ben şimdi konservatuarın oyunculuk disiplini kattığına inanırım. Altyapı oluşturduğuna inanırım. Evet. Ama illa bir konservatuardan mezun olmak gerekmiyor oyunculuk. Kabiliyetin aynen. Yoksa bu işte yapılacak peki. Bir şey yok çünkü zaten. Oktay çok... Yani evet aynen öyle. Çok, aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Oktay. Aşk var mı bu arada? Bak. Spor yapıyorum spor. İşte aşk var mı yani? O enerjiyi nereden alıyorsun bu saatte? Aşk ben... olmasa... Senin var mı? Sen anlat. Biz seni merak ediyoruz. Ben de spor da var, aşk da var, her şey. Bak ben söylüyorum, sizin gibi çok, değilim. Çok teşekkürler. Öpüyoruz seni, teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Hadi bay bay.
Evet, Oktay Kaynarca. Evet, Oktay Kaynarca'nın zaten buna cevap vermesi niye yalnız? Çünkü bir kere o genç oyuncular arasında değil, Oktay'ın oyunculuğu zaten onların ortada. Onların adına haksızlık yapılıyor diye genç oyuncular adına yani, o yanıt veriyor. Ama o da enteresan bir tespitte bulundu ki bugün hangi starın oynamış olduğu reklamı, geçen yılki oynamış olduğu reklamı hatırlıyorsunuz dedi. Hakikaten de düşündüğüm zaman hatırlamıyorum. Demek ki doğru yere gitmiyor işler. Aynen. Peki söz dizisine bakalım. Söz dizisi pazartesi günü yine soluksuz bıraktı seyirciyi. Çok izlendi ve orada böyle bir mayınlı sahne vardı ki gerçekten bölümün en heyecanlı sahnesiydi. Ona bir bakalım. Aslan yürü! Bırak bizi artık! Aslanım sokulma buraya! Oğlum! Dur! Ne oldu? Bastım galiba. Anneme gideceğim. Anne! Bir şey olursa yine bana oluyor. Sana hiçbir şey olmuyor. Bismillah. Patlama değil mi komutanım? Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem neydem geceden. Şalkı vurur pencereden bacadan, dallar kışmış yolcum üşümüş, nasıl edem ben. Şalkı vurur pencereden bacadan, dağlar kışmış yolcum üşümüş, nasıl edem ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem geceden. Evet, söz dizisi özellikle bu sahneleriyle, bu türküleriyle gerçekten pazartesi gecelerinin birincisi en evet. çok izlenen dizisi ilgiyle takip ediliyor. Yani hem baksana şu mayın sahnesi soluksuz izletiyor. Soluksuz izletti. Ve sadece milyonları ekran başına taşıdığı gibi şimdi bir de söz dizisiyle sosyal medyada paylaşımlı olan ünlüler modası çıktı. Habire sözle ilgili pazartesi geceleri paylaşımda bulunuyorlar. Bunlardan bir tanesi de Hakan Çalhanoğlu, milli futbolcu, Leverkusen'de oynuyor. Ve o da söz dizisini izlerken Almanya'da hemen bu paylaşımda bulundu Hakan Çalhanoğlu. Milyonlar gibi o da sözü izliyor pazartesi geceleri. Evet. Evet. Devam edelim haberlerimize. Peki Rüzgar Çetin'le ilgili bir haber var. Rüzgar Çetin Amerika yolcusu diye. Bak, hakkındaki adli kontrol kararı kaldırılınca Amerika'ya gitmek için başkonsolosluğa başvuru yapmış. Başkonsoloslukta mahkemeden bilgi almış. Yurt dışı yasağı olmadığı bilgisini vermiş İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun yayınlamıştık. Rüzgar Çetin dışarıda kız arkadaşıyla birlikte bir kafede görüntülenmişti. O görüntülendikten sonra da ya yine işte hayatına devam ediyor. Bir polisi şehit etti. Gene sokaklarda eğlenmeye devam ediyor diye eleştiriler çıkmıştı. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani hani bu biraz objektif bakmak gerekiyor bence. Şimdi mesela bunu mahkeme salıverdi değil mi?
Tabii. Kendisi oradan aynen kaçmadı. Mahkeme salıverdiğine göre bu ne demek oluyor? Senin şeyin, davan tutuksuz olarak devam edecek. Değil mi? Tabii. Tutuksuzken de yapabileceğin şeyleri sana söylüyor mu mahkeme? Söylemiyor. Yani tutuksuz demek sen hayatına devam edebilirsin demek mi? Soruyorum tabii sana. Tabii tabii. Tamam. O zaman hayatına devam edebilirsin. Edebilir. Yani bir arkadaşınla restoranda oturabilir, kahve içebilir. Hı-hı. Bir kız arkadaşı olabilir. Yani hiç kimse isteyerek, bu bir çocuk da tabii ki hata ve hatasının da şeyini çekti. Ve ondan aynen sonra da salıverildi. Hı-hı. Şimdi kız arkadaşınla orada oturuyor. Vay nasıl oturur demek doğru mu? Bence değil. Çünkü bunu mahkeme kararını vermiş, zaten salıvermiş. Evet. Yani hani biz bu hani kendi herkesin bir suçlama şeyi var. Hiç kimse kimseyi öldürmek yani cani olmadıktan sonra. Evet. Değil mi? Terörist olmadıktan sonra. Çocuk da istemezdi herhalde evet kimseyi öldürmek. Yani şimdi bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz da onların annesi babası tarafından bakmak lazım. Biraz da çocuğun tarafından da bakmak lazım. Yani cezası neyse çekti. Belki de çekecek. Hmm. Ama mahkeme şimdi bunu salıvermiş. Demek istemiş ki hayatına sen devam et ama yargı da burada devam edecek demiş. Şimdi size kime ne oluyor onu anlayamıyorum şimdi ben. Şimdi bu konuyla ilgili geçen gün Ahmet Hakan Rüzgar Çetin'i eleştirdi, işte kameralara falan konuşuyor. Ya hani Ahmet Hakan da dedi ki bir dur, bir pişman ol, bir kenara çekil, bir acı çek. Diye bir yani yazı yazdı. Sonra Rüzgar Çetin Ahmet Hakan'a mesaj atmış. Demiş ki Ahmet abi yazmışsın sağ ol ama ben bunların hepsini yaptım. Mutluyum demedim. Kız arkadaşı işte görüntülenince. Yargıtay'dan umutluyum dedim. Yaralıyım, bundan emin ol. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağım. Olayın üzerinden 1,5 yıl geçti. 8 ay hücrede tek başıma en büyük cezayı çektim. Kimseye verilmemiş emsalsiz bir hüküm yedim. Hayatım zaten mahvoldu. Ayrıca 10 yıl geçse de bu acı bitmez. Bunu sen de biliyorsun diye açıklama İşte yani bu kadar da hani tabii ki bir suç işlemiş oldu. Tabii ki cezasını çekti. Belki tekrardan çekecek, çekmeyecek bilmiyorum. Ama bu kadar da bu çocuğun hani işte sen nasıl ortaya çıkar? Kız arkadaşın nasıl olur ne demek ya? Ben bunu anlayamıyorum. Onun birisi tabii ki kız arkadaşı olacak yani. Hı-hı. Tabii ki onun da tutunacak bir şeyse olacak yani. Yani ne yapsın? Evet birisinin ölümüne neden oldu. Bundan sonraki hayatını zaten hücrede geçirdi. Evde de odadan dışarı asla çıkmasın. Yani kim yapıyor bunu? Kimden neyi istememiz gerektiğini de bilmemiz lazım yani. Yani o cezası varsa çekti. Belki de çekecek. Ama yani onun dışında kız arkadaşınla orada oturmuş, burada oturmuş. Bunu zaten mahkeme salı vermiş yani. Evet. Hala çocuğa bu anlamda yüklenmenin anlamını anlayamıyorum yani ben. Cezanın da en büyüğünü yaşa. Hücrede 8 ay ne demek? Biz odada grip kalıyoruz. Evet. Grip oluyoruz da yani insanlar cezalarını çektiler, belki de çekecekler ama bu kadar da çok artık hepimiz çok kötü olmaya başladık bence. Biraz da kendi çocuğumuzun başına gelse veyahut da biz istemsiz birini arabayla çarpıp vursak Allah ve korusun, öldürsek kimsenin, tabii ki hem karşı tarafa istemeden hem yani istemeden bu tarafa, hani bu bilerek olan bir aynen durum değil. Yani o yüzden hani bu kadar da o da genç bir çocuk, onun da hayatı mahvoldu. Bakmayın onu görsek de dışarıda ailesinin de hayatı mahvoldu. Zaten. Onun da oldu peki, yani bence. Şu geçen gün yayınlamıştık Gülşen'in konserini, fotoğraflarını, görüntülerini. Evet. Bacakları ne kadar zayıflamıştı falan diye. O çizmeleri tabii ki konserde giydiği çizmeleri Gülşen'in çok konuşuldu. Ve o çizmelerin fiyatı 4000 TL olduğu haberleri çıktı. İşte bu çizmeler ve ünlü bir markanın çizmelerini giymiş Gülşen o sahnede ve 990 euroluk bir çizmeymiş bu. Ünlü markanın çizmesi, o da yaklaşık 4000 lira falan yapıyor. Güzel çizmeler. Bej rengi de var bunun. Öyle mi? Bej rengi de varmış bunun. Kuliste var. Evet. Yarın da ben giyeceğim. Yarın da ben giyeceğim. Yarın da sen giyeceksin. Ama Gülşen'e çok yakışmış. Aynen. Tabii. Ve bu arada Gülşen tabii Porsche satmış, araba satmış bir tane. Hı hı. Ve dolandırıldık diye Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen'e ait lüks aracı satmış. Hı. Aldığı çekin karşılıksız çıktığı iddiasıyla dolandırıldık diye dava açmış. Hayda. Aynen, ah Ozancık ya, çek alınır mı yani? Her sen nakit adamısın. Nakit mi çalışır Ozan? Ozan Çolakoğlu'na bir tane şarkı yaptırmak ne kadar biliyor musun? Ne kadar? Aranje. 40 bin lira falan mı?
İşte 50-60 falan. Öyle mi çıkıyor? Evet. Yani bir bunların hepsi sahneye çıkıyor şarkı söylemeye. Adam oturduğu yerden bir de arkalarına oturtuyor bu bütün sanatçıları. Oturduğu yerden ama tabii bir şarkı yapıyor, adam alıp yürütüyor yani. Olmayan şarkıyı aranje yapıyor, şarkı oluyor, acayip bir şey. Ama öbürler konsere gidiyor, şarkıcılar. Ozan Çolakoğlu tek başına böyle yapıyor bunu masasında. 60. Yapıyor ama onun arkasında ama da... Ama cash on the table. Ama onun arkasında da sen şimdi onu bir saatte yapıyor dersin. 20 yıl artı bir saat vardır, anladın tabii, mı? Adam 20 yıl katıyor tabii işi. Tabii ki geçmişi var. Ama kendisi nakit çalıştığı için çeki kabul etmesi lazım. Niye kabul etmiş bu arada? Aynen. Cash on the table çalışan Ozan Çolakoğlu nasıl bu çeki aldı? Çünkü icraya konu olan çekin kendisi tarafından cirolanmadığını söyleyerek savcılığa başvurmuş. Onun da iddiası çek üzerinde oynama yapıldığı yönünde falan böyle. O zaman böyle. Bu çeki şey arkadaşım bak bir şey söyleyeceğim. Bu programda yani böyle dolandıran falan etrafımızda böyle dolandırıcılar var. Aklıma şey benim de kulağıma geliyor. Onlar kendilerini iyi biliyorlar. Öyle burada, mi? Sen mi dolandırdın? Benim çok bir yakınımı dolandırdı birisi. O da bilindik birisi yani. Ondan sonra buradan söylüyorum. Bütün dolandırıcıları buradan açıklayacağım. Paraları geri ödemezlerse. Şimdi o zaman da buraya kim dolandırdıysa onun resmini göndersin. Çünkü bunlar ancak rezil olurlarsa rezil olma korkusuyla paraları öderler. Anladın mı? 750 bin liraya satmış Gülşen'in arabasını. 150 bin lirasını peşin almış. Geri kalan 600 bin lirayı da çek almış. Yani arabanın neredeyse tamamı ama o çek karşılıksız çıkınca. Arabanın satışını vermeseymiş bari. Hepsini yapmış anladığım kadarıyla. Valla. Kime yapmış mısın? Buradan söyle de söyleyelim buradan bari. Evet. Çünkü bunları rezil edeceksin. Bunlara başka türlü iflah olmaz bunlar. Ya valla geçmiş olsun. Hayır bir dakika. Mesela sözleşme yapılıyor ya. Hı-hı. Sözleşmede bu para alınmadan satış gerçekleşmemektedir denmez mi acaba? İşte aldın diyorsun. Parasını almış. Bir kısmını da peşin almış. 150 i̇şte bin lirayı. İşte o zaman o çeki bloke koyduracak. Aynen işte. Yani. Ah Ozancık yani. Sen gene de bize gönder onu. Buradan yayınlayalım beyefendi kimse. Peki efendim. Bir haber turumuza bakalım. Ondan sonra konuğumuzu stüdyoya alalım. Konuğumuz var bugün. Evet konuğumuz gelecek birazdan efendim. Sümat Dinal da yeni projelere göz atıyormuş. Bunun yanı sıra karın kaslarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu sporunu da hiç aksatmadığını dile getiriyor. Her şey çok güzel. Çocuklarımlayım. Proje geliştiriyoruz. Dizilere bakmaya başladım en azından. Hiç düşünmüyordum. İyi, güzel bir dönem hayatımda. Gayet memnunum. Spor devam. Spor devam. Spor hep vardı, devam yani. Turumuza devam ediyoruz. Vilma Eles, oğlu Milat'ı bir koluna, kızı Melodi'yi de diğer koluna alarak röportaj veriyor. Güzel oyuncu artık bu duruma alıştığını söyleyerek spora ihtiyacının olmadığını sempatik bir tavırla dile getiriyor. Vilma Hanım maşallah. Evet. İşte anne gücü bu. Alıştım artık. Yardımcı olalım. Benim spora gerek var mı? Yok. Çağla Şikel çocuklara masal okuyacağı etkinlikte kameraların karşısına pijaması ve terlikleriyle çıkıyor. Güzel model Kuzey ve Uzay'a da evde hikayeler anlatıyormuş. Tabii ki çocuklar hadi olumsuz artık yat demeden çok hani gel sana bir masal anlatayım derim. Annesinin sesiyle böyle onu dinleyerek uykuya dalması çok daha kolay oluyor açıkçası. Bu arada Çağla Şikel'in sevimli bir kuzuyu biberonla beslediği anlarsa sosyal medyada büyük beğeni topladı. Evet efendim, stüdyomuzda bir konuğumuz var. Bir yakından görelim bakalım. Halit Ergenç'e benziyor mu, benzemiyor mu? Benziyor mu? Ben resimlerde benzetemedim ama şimdi benzettim. Evet, bir andırıyor. Gözlerinizin bakışı falan. Benzetiyor mu sokakta? Yani birçok AVM'de Araplar bir kere benzetti. Şimdi ben bir de Arapça bildiğim için konuşuyorum. Yok diyorum, ben değilim diyorum. Nasıl söylüyorsunuz mesela bunu Arapça? Muane diyorum yani. Muane, miş Halit yani konuşuyorum. Onlar da. Yani olur mu? Çok benziyorsunuz falan. Tabii yakınlaşınca göz renginden tabii. Şey ben saksak size. Yani çok da tabii hakikaten çok önemli bir insan Halit Bey. Çok değerli bir aktör. Onunla benzetilmek bir kere müthiş bir gurur. Sen Dubai'ye gitsen iş yaparsın. Siz bir şey söyleyin. Ben size lens size bir lens takalım abi. Aynen. Dubai'ye gönderelim sizi. Sizi ben Dubai'de bütün organizasyonlarda milyon dolar. Ay çok çünkü tatlı. Halit'i bak Halit'le beraber de fotoğraflar çektirmişsin. Tanışıyorsunuz.
Halit Bey'le evet seneler önce. Burada benzemiyorsun. Aliye dizisinden beri benzetiyor evet, arkadaşlarım. Evet, o eski halini biraz daha benziyor sanki Halit'in. Tabii. Ama yani her geçen gün inanın hangi ortama girersem gireyim hep aynı tepkiyle karşılaşıyorum. Yani ama siz de biraz benzetmişsiniz sakal falan bırakın. Bak şu ben, sakalım da saç olmadığı için yaptım aslında yani özellikle benzeme amaçlı değildi. Ama bak bu hale işte, benziyor. Saç olmayanlar sakal bırakıyor. Evet, güzel bir tesadüf oldu. Dediğim gibi hakikaten benzetilmek önemli. Zor bir rolü olsa Halit'in belki de dublör olarak seni kullanırlar. Dublörde de kardeşi olarak oynayabilir. Vallahi tahmin edebiliyorum. Evet güzel. Aa, yok gülüşünüz falan şuradaki şeyler çizgiler falan hepsi benziyor. Bu resimlerde hiç benzemiyorsunuz. Aynen. Ha soldaki siz misiniz? Evet. Orada haşim bakmışsınız o olmamış. Ama tabii bu haliniz benziyor. Oyuncu değil Kenan Uçkan Aşk Beyazı diye albüm yapan bir müzisyen. Evet. Ben aşağı yukarı aslında klasiktir ama çocukluğumuzdan beri müziğin içindeyiz. Mardinliyim bu arada onu da ifade edeyim. Çok güzel bir şehirden geliyorsunuz. 18-19 yaşından beri 19 yaşından sonra İstanbul'a geldim. Daha çok tabii ki hayalim hep müzikle uğraşmak ve o hayalimi en iyi şekilde gerçekleştirmek tabii ki ama ister istemez zorluklarını siz de çok iyi biliyorsunuz. Ne zaman çıktı bu albiniz? Albüm çok yeni aslında. Kasım 10-15 gibi güzel. Çıktı. Bu klip sizin değil mi? Hangi şarkıya çektiniz? Evet, Devirdik diye bir eserimiz var. Devirdik biraz dinleyelim arkadaşlar. Sözleri nasıl bu? Vallahi bir dinleyin Seren Hanım size hitap eder sanırım. Bakayım. Devirdik mi? Evet. Devirdik. Neyi devirdik? Oku bakayım. Of bugün yine hüzün geçmiyor devirdik. Ne gece ne gündüz. Ah kapladı duman. Dört yanımız sis bir de acı. Devirdik 1-2-70'lik. Bugün yine gam teline değdik. Gidenlerin ardından selam gönderdik diye bir hakaret kısmını dinlerse arkadaşlar. Of bugün yine hüzün geçmiyor ne gece ne gündüz. Ah kapladı duman dört yanımı sil. Nasıl buldun sen sesi? Nakarat alayım. Bugün yine gam teline değdi. Gidenlerin ardından üşme selam gönderdik. Devirdik 1-2-70'lik. Evet bakalım. Böyle. Valla ben hani bir 70'lik falan dev ben hiç içmiyorum ama. Evet. Duygu anlamında söyledim ne olur yanlış anlamayın. Güzel bir şarkı. Sesiniz de güzel. Teşekkür ederim sağ olun. İyi bir insana da benziyorsunuz. Eyvallah. Allah yolunuzu gerçekten açık etsin. Teşekkür ederim sağ olun. Ne zamandan beri yani bu ilk albüm mü? Bu üçüncü albüm. Duymadık öbürleri. Evet. Yani tutmadı işte onlar. Türkiye şartlarında malum. Bundan ümitli misiniz? Yani her albümden ümitliyim ama bundan hakikaten çok kaliteli bir albüm yaptık. Bu şarkı güzel çünkü. Gerçekten. Evet. Klip döndü, uzun bir süre döndü. Kral TV ekranlarında da döndü. 10 şarkı çok var. Evet. Sizin mi hepsi? Bir tanesi benim, Kız Meselesi. Diğer eserlerin, hatta bir tane de cover okuduk, Sevda Yüklü Kervanlar. Eski bir eserdir gerçekten. Siz evli misiniz? Evliyim. Çocuğunuz var mı? 2 tane oğlum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar? Biri bayağı işte 18-19 yaşında. Allah Allah. Bayağı 18 yaşında evet. Kaç yıllık evlisiniz? Aşağı yukarı 13-14. Tamam istikrarlı bir adamsınız. O zaman daha 20 yıllık. 20 yıllık. Siz başka bir iş de yapıyor musunuz gibi geliyor bana. Yapıyor musunuz? Tabii diyorum ya işte müzik piyasasında olabilmek için bir kere kendi işinizi yani bir yerde çalışıyor olmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Ben pazarlamacıyım özünde ama otomotiv firmasında yöneticilik yapıyorum. Şu an bir kiralama firmasında özel bir firmada kiralama yapıyorum. Peki kiralama. Halit'le hukukunuz var anladığım kadarıyla sizin. Tabii Halit Bey'le görüşüyoruz. Halit Ergenç'in babası müzisyen biliyorsun Sait Ergenç. Evet. Halit Ergenç 271 bestesini babasının bestesini Kenan Uçkan'a vermiş yeni albümünde seçmesi için. Şimdi Halit Bey'le biz sürekli görüştük. Gerçekten yani muhteşem bir beyefendi diyeceğim. Gerçekten yani öyle. Yani sadece oyunculuğu malum ama hani kişi olarak da gerçekten çok beyefendi bir adam. Telefonla görüştüm kendisiyle, rica ettim. Tabii çok yoğun olması sebebiyle yani sizin öneriniz sonuçta hani babanız müzisyen ve onun bir kere onunla birlikte yaşadığınız bize tavsiye edebileceğiniz bir eser olabilir mi diye rica ettim kendisinden.
ben dedi bu eserleri sana göndereyim. Bunlardan bir tane seç dedi. Hakikaten 271 eseri mesam aracılığıyla mailime attılar. Biz onları inceledik, baktık işte aranjörlerle. Hatta eserin birini de o özellikle tavsiye etmişti. Telefonda Kenan bunu okuyabilirsin demişti. Şimdi ismini zikretmek istemiyorum. Onu okuyacağız. Onu da sevgili Mustafa Ceceli ile görüşüyoruz muhtemelen. Bu albümde yok ya, yok bu albümde tamam. Yok. Mustafa Ceceli ile muhtemelen aranjesini kendi yapacak. Ama ben yapacak. Anladığım kadarıyla sizin kendisine olan özel bir hayranınız var. Ya ben o seviyorum yüzden kendisini. De babasının aslında bestesini de okuma. Bir bağlantınız olsun istiyorsunuz bu kişiyle değil ben mi? Ben bestelerini zaten bir kere Ben İnsan Değil Miyim diye bir eser var ki İbrahim Tatlıses'in de çok güzel okuduğu, Ebru Gündeş'in aynı zamanda okuduğu. Halit Ergenç'in babasının mı o? Tabii ki. Allah Allah. Ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Yani o eseri okumak istedim ama. Halit Ergenç babasının iyi bir müzisyen olduğunu, çok iyi bestekar biliyor ve o şarkının olduğunu. Evet, o şarkı. Başka var mı öyle popüler bildiğim şarkı? Popüler bildiğim şu an aklıma ben gelmiyor. Ben İnsan Değil Miyim? Müslüm Gürses'in okuduğu birkaç tane eser var. İnanın şu an aklıma gelmiyor. Biraz da heyecan yaptım aslında. ama benim okuyacağım eser ve Halit Bey'in de özellikle Kenan bunu oku dediği eser gerçekten gündem yaratacak. Belki klipten de bir gelir geçer. Tahmin ediyorum. Evet. Klipten de bir gelip geçer belki. Belki şey de yapar Halit Bey. Bilmiyorum ama yani şimdi buradan da söylemek ne kadar doğru. Siz söyleyin biz rica edelim. Abi dedim en azından hani evinizde bile okuyun. O stüdyoda bir şekilde harmanlanır ve halka sunulur dedim. Çok yoğunum Kenan dedi. Bilmiyorum ilerisine inşallah bir şekilde. Şarkının başındaki sözleri bir kısmı belki, sözleri okuyabilir. Şarkı i̇şte onu evet onu evet. Ben özellikle rica ettim. Hani daha hadi, böyle akustik çünkü, bir ortamda belki klipte kullanırız. Yapsın size ya iyi adamsınız siz. Peki bir müzisyen varken bir müzisyen haberi verelim mi? Bak İrem Derici YouTube'da toplam 1 milyar rakamına ulaşan 9. Türk şarkıcı olmuş. Tebrikler. Yani toplam bütün klipleri milipleri izlenme oranı 1 milyar rakamına ulaşan 9. Türk şarkıcıymış. Ama biz baktık buna. Nereden olmuş? Nasıl bu liste nerede var? Bir türlü ulaşamadık sevgili İrem. Gerçekten bulamadık ya. Sabahtan beri şeye bakıyoruz. Daha önceki 8 şarkıcı kimsen biliyor musun öyle bir şey Kenan? Bilmiyorum. Yani nerede yayınlanıyor? Şey Madonna'nın falan 8... ne kadar? He? Madonna'nın falan. Bilmiyorum onları da işte. Böyle bir liste nerede yayınlanıyor? Onu da bulamadık. Ama bu YouTube bilmiyorum ama son dönemlerde biliyorsunuz yani hepimiz biliyoruz aslında ama çok gerçekçi gibi gelmiyor bana. Tabii burada İrem Hanım'ı tamamen tenzih ediyorum ama. Aynen İrem hani bunu yalanını atmaz da daha önceki 8 şarkıcı kimmiş? 9. şarkıcı nasıl İrem olmuş? Bu liste nerede var sevgili İrem? Bir adresini at da bakalım bizdeki gerçekten. Millet yapıyor dünyada işte tıklanmayı falan. Bize geldi mi iş biz öğrendik mi? Bütün her şey katakulisi bizde. Maalesef. Bak yani bizim maalesef. Bizdeki hiç bak acayip bir zekayız. Adamlar çanta yapıyorlar. Adamların çantasının alasını biz de yapıyoruz. Yani taktiğinin alasını bizde. Şimdi nelere kabahat buluyoruz ama yani asıl. Neler yapıyoruz biz ya? Olabilecek bizde. Gibi bir şey değiliz yani. Evet. Ayrıca 20. yüzyıla çıkış yapıp buna ulaşan ilk kadın şarkıcıymış İrem Derici. Ama bir bakalım gerçekten İrem. Söylediğine değil de hani diğer sanatçıları da görelim diye. Adresini artık ne yapacağımızı şaşırdık gerçekten. Aynen. 21. yüzyılda neymiş? 21. yüzyılda çıkış yapıp buna ulaşan ilk kadın şarkıcı. Demek ki daha önceki 8 şarkıcının hepsi 21. yüzyılda değil 20. yüzyılda çıkmış Türk sanatçıları. Atıyorum Barış Manço belki bilmem ne falan filan gibi. Bakacağız. Kenan çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah ben teşekkür vallahi, ediyorum. Geldiğin için tanıştığımız için. Ben teşekkür ediyorum. Bol şans. Biz buradan Halit'e de gerekli baskıları yapmaya devam edeceğiz senin için. Bak şeye yapa yapa ne diyor Burak Özçivit'e yapa yapa İranlı müzisyenlerle onu şey yaptırdık. Bak İranlı müzisyenlere dava açıyordu Burak. Ama dedik yapmayın ama sağ olsun o da bizi seyrediyormuş. Davayı geri aldı. Şimdi sen de onu sevdiğin için Halit Ergenç sevdiğin için gönül adamı da olduğun için bu da işe de gönül verdiğin için o da sana destek olur bence diye düşünüyorum. Aynen, en azından de... babasının bak bunu öğrenmiş olduk tabii. Ben İnsan Değil Miyim şarkısı babasına aitmiş gerçekten mesela. Gerçekten bu işte dediğim gibi gelecek olan şarkı da hakikaten onun kadar bir etki yaratacak diyorum güzel. İnşallah güzel biz de burada görünürüz. Yayınlayacağız. Aşk Beyazı Kenan Uçkan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür hakikaten ediyorum. Programınız da çok güzel, çok keyifli ve çok izlenen bir program olduğu teşekkür için ederiz. De çok sizi kutluyorum. Her zaman başımızın üstüne yeriz. Reklamlara gidiyoruz efendim. Sağ olun.
Haber turumuza Aleyna Tilki ile başlıyoruz. Genç popçu şu sıralar yeni şarkısının çalışmalarına devam ettiğini söylüyor. Yeni şarkıma şu anda odaklanmış durumdayım. Aleyna Tilki yeni parçasının klibinde her detaya özen gösterdiğini anlatıyor. Yüksek özgüveniyle sürekli gündeme gelen genç popçu gözünü yönetmenliğe dikmiş. Böyle bu benim istediğim gibi olsun, şu da benim istediğim gibi olsun. Çünkü tek ve bireysel işim ilk. İlk bireysel işim benim, sadece benim. Onun heyecanını yaşıyorum o yüzden. O yüzden de her şeyde benim fikrim, benim stilim, benim falan. Aleyna Tilki kendime yönetmen dersem ayıp olur diyor. Fakat diğer yandan da klip çekimiyle ilgili tüm detayları öğreneceğini söylüyor ve itirafları ardı ardına sıralıyor. Ayıp olur şimdi o zaman da yani, yönetmen olamam. Ama bence birkaç sene sonra ben böyle montajı da öğreneceğim büyük ihtimalle. Renkleri de öğreneceğim, kameramanlığı da öğreneceğim, yönetmenliği de. Çünkü biraz sıyırmış durumdayım, kontrol manyağı oldum. Ama belki de ilk işim özeldir ama bence değil. Ama neyse, burnumun ucu hafif böyle girsin her şeyde. Bir alkış verelim. Moral olsun. Alkışlamayın. Biraz da yeni çalışmasından bahsedelim diyoruz. Aleyna Tilki Türkiye'ye yeni bir tarz getireceğini söyleyerek yine özgüvenli hallerini konuşturuyor. Çok farklı bir klip çünkü Türkiye'ye yeni bir tarz getireceğim. Şarkı da yepyeni bir tarz. Türkiye'de hiç denenmedi. İlk defa ben getiriyorum Türkiye'ye bu tarzı. Batı'nın da yeni bir tarzı zaten. Bu yüzden risk alıyorum. Riskli bir şarkı seçtim. Ama ruhuma sınır koymak istemem. Tutacak mı, tutmayacak mı kaygısıyla kendimi yıpratmak istemiyorum. Zaten ticari şarkılar var hep. Kendim de yazarım, yaparım ticari bir şarkı ama biraz daha sanatsal olsun istedim. Peki peki anladık. Sen neymişsin be abi? Devam ediyoruz. Gökhan Özen kızıyla birlikte takılıyor kameralara. Babam ne yaptınız? Afiyet olsun. İyiyiz iyiyiz. Gezmeler. Şu sıralar sık sık yurt dışına gidip geldiğini belirten yakışıklı popçu yeni albümüyle ilgili ise sel verip sır vermiyor. Evet evet. Gidiyorum geliyorum, yine orada bir takım işlerim var bakalım. Onlarla uğraşıyorum. Burada da bir albüm hazırlıyoruz. Albümün akıbetini merak edenler çok oluyor. Onunla ilgili bir açıklama yaparım ama şimdi değil. Tamam mı bacım? Ufak böyle bir sürpriz. Stüdyodayım. Stüdyodayım yani, çok işte çalışıyoruz üstünde yani, öyle söyleyeyim. Sıra Ceyda Düvenci'de. Hanımefendi yeniden anne olacağı günü iple çekiyor. Kalbim şu an çarpıyor, bilemezsiniz. Bu konu beni çok heyecanlandırıyor. Ünlü oyuncu Amerika'ya yerleşeceği iddialarını ise yalanlıyor. Biz bütün yıl sadece yazın Amerika'daki tedavi ve kalmak için çalışıyoruz diyebilirim. Dolayısıyla da hani küçük bir ev alalım. En azından bizim olsun o ev. Gittiğimizde orada kalalım. Masraf %50 düşüyor çünkü. Oradaki ev fiyatları da burayla aynı değil. Ama bu sanılmasın ki biz oraya yerleşiyoruz. Ceyda Düvenci tam bir araba tutkunuymuş. Hani birçok erkekten de iyi şoförüm diyor. Ben erkek gibi araba kullanırım. Çok iyi bir şoförüm. Hedefimin artık para biriktirip bir sevdiğim artık aracı 40'ından sonra almak olduğunu da galiba dile getireceğim. Sıra Işın Karaca'da. Geçtiğimiz hafta kasık kisti ameliyatı olan ünlü şarkıcı sağlık problemi devam ettiği için hastaneye kontrole gelmiş. Kistin çıktığı yer bir iç kanama yaptı şurada. Evet efendim. Bu sefer de kasıktan mı olmuş Işın Karaca ameliyat? Öyleydi zaten, fıtık vardı ya. Fıtık vardı, kist vardı. Kızda da amma çok hastalık çıktı. Geçmiş olsun evet, valla. Sağlığınızın tadını. Annesi ve ailesinde de şeyler vardı çünkü Işın Karaca. Peki bir sağlık haberi daha var. Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu. Ama onun durumu daha ciddi. Çünkü hayranlarını üzen bir haber var. Bir bakalım. Ya benden gizli iş çevirirseniz ben sizi öldürürüm demedi demeyin ha. Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu'ndan hayranlarını üzen haber. Alo, alo. Benim derdim çilem biter mi? Ne oldu baba? Ne oluyor lan orada? Ne demek bastılar çöktüler? Bizim mekanımıza kim çökebilir? Kim varsa oradan çıkmayacak. Sinemanın ve tiyatro sahnelerinin ünlü isminin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Payidar Tüfekçioğlu'na yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karaciğer nakli yapılması gerekiyor. Ne iddiası İbrahim? Hani Fuat Tamer Tataroğlu hayatta evlenmezdi, kızı sakız gibi çiğnerdi.
İbrahim, zannetme ki ıskaladım. Bir dahakine alnının ortasına sokarım. Oyuncunun meslektaşları sosyal medya hesaplarından sanatçıya karaciğer nakli yapılacağını ve donöre ihtiyaç olduğunu duyurdu. Oyuncu Temmuz Karakutal paylaşımında seni yaşatmak için bir olma vakti Payidar Tüfekçioğlu. Lütfen paylaşalım, duyuralım. Karaciğer nakli için donör arıyoruz dedi. Payidar Tüfekçioğlu, Kurtlar Vadisi dizisindeki İbrahim Velid karakteriyle televizyon izleyicisinin hafızalarında yer eden bir isim. Oyuncu ayrıca onlarca tiyatro oyunu ve sinema filmleriyle izleyenlerin kalbinde taht kurdu. Aşağıda söylemediler mi silahını ver diye? Evet, geçmiş olsun diyoruz. Payidar Tüfekçioğlu'na karaciğer nakli için donör bekliyor. Usta bir oyuncu ve tabii ki usta bir seslendirme sanatçısı. Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nu falan seslendirmişti. Çok geçmiş olsun. Evet, çok geçmiş olsun. Peki devam edelim bak haberlere. Bir pişti haberi var. Demet Akalın'la Derin Mermerci. Aynı kıyafeti giymişler. Oo. Ünlü bir markanın elbisesi bu. Bak şimdi kim daha iyi taşıyor diye haberler oldu. Bir hafta önceki doğum günü partisinde giymişti bunu Demet Akalın. Derin Mermerci de aynı elbiseyle dergiye poz verdi. Bu ünlü bir markanın biliyorsun. Evet, çok ünlü bir markanın ve fiyatı tam 25.700 lira. Bu elbisenin fiyatı. Yok. Öyle mi? 7.300 dolar deniyor. Gazetenin haberinde. 7.000 bak, doğum gündeki bu kıyafet işte. Evet evet, Demet'in biliyorum. Evet. Hatta bu ne kadar yakışmış falan diye konuşmuştuk. Çok güzel bir elbise çünkü. Çok şık bir elbise ve çok da güzel. Demet'in de boyu uzun olduğu için böyle uzun elbiseler ona da çok yakışıyor. Evet, bu pişti de Derin Mermerci'yle. Demet Akalın pişti. Ya senin. Demet gelse artık diyorum ya. Evet. Hangisine daha çok yakışmış peki sence? Derine şimdi, mi Demet'e mi? Bak şimdi ben bu elbisede toplu saç seviyorum. Hmm. Çünkü boyunlu bir elbise. Burada da şeyler var. Yani yüksek boyunlu bir elbise. Kurdelesi falan var. Hani şeyde toplu saç daha çok güzel gitmiş. Bak derin mermerci çok güzel elbise taşıyan bir kız. Evet. Fiziği muhteşem bir kızdır. En iyi giyinen kadınlarından biri. En iyi giyinen. Çok da severim de, çok da beğenirim. O da ayrı bir şey. O da saçlarını romantik yapmış. Açık yapılabilir. Ona da yakışmış. İkisine de yakışmış. Evet. İkisinde ayrı durmuş. Yani hangisine daha fazla yakışmış? Yani bilemedim. Ver bakayım şu resmi. Ha, bende de var. Dur. Vallahi ikisine de ayrı durmuş. Öyle mi? Evet. Yani aynı. Ben toplu saç tercih ederim. Niye 25.700 liraya itiraz ettin sen peki? Değil diye biliyorum. Daha mı ucuz? Daha evet, mı pahalı? Evet, daha ucuz. 7.300 dolarmış. Ünlü bir markanın bu elbisesi. Öğrenirim Demet'ten ama daha... Demet'ten öğrenmeye yok. Bunun kısa bunun bir kısa modeli vardı çünkü de sormuştum ben. O yüzden yarı yarıya fark var. Bu kadar fark olamaz. Hmm, kısası demek ki 3.500 dolar. Uzunu, 2000 küsürdü. Öyle mi? Uzun olunca uzuyor hayat. Bu fazla kumaştan. Peki Kaan Urgancıoğlu'na bakalım. İkisine de bence de İkisine de çok yakışmış. Hem, evet. Demet Akalın'a. Kaan Urgancıoğlu'na bakalım hemen BTR'sine. Döner dolaşır Emir Kozcuoğlu'nun ayağına gelir. Kara Sevda dizisinin yakışıklı ismi Kaan Urgancıoğlu'nu gündüz vakti görüntülüyoruz. Sevgilisini ararken kameraları fark eden ünlü oyuncu önce şaşırıyor, daha sonra ise elinde hediyesiyle sevgilisinin yanına geçiyor. Ayşe Özyılmaz ise Kaan Urgancıoğlu'nun Kara Sevda dizisindeki rolünden korktuğunu söyleyerek işte bu yorumu yapıyor mikrofonlara. Kaan Urgancıoğlu yani inanılmaz bir şey. Adam şey ya, manyak, tam psikopat yani şey gibi. Hapishane adam, bir girdin mi çıkamıyorsun adamın hayatına. Mahvetti oynayanı ya. Perişan olduk, kızcağız bitti. Öyle bir adama aşık olur musunuz? Hayır canım, tövbe, Allah düşürmesin diyorum ya. Nihan bitti, hayatı kaydı kızın ya. Ya tutuklu ya tutuksuz, ya bu dava benim üstüme kalırsa? Hayır, hayır, hayır. Bu ihtimali bile düşünme. Bir yıl olacak. Kafamda bir şeyler var. Aynı dakikalarda Kaan Urgancıoğlu da kameralara takılıyor.
hemen Ayşe Öz Yılmazel'in kendisi için yaptığı "Ondan korkuyorum" şeklindeki açıklamasını soruyor muhabirimiz. Bakın yakışıklı oyuncunun tepkisi nasıl oluyor. İzlerken biri çekiniyorum dedi. Allah kimse öyle sevgili vermesin dedi. Neler söylemek istersin? Tercih meselesi. Diyecek bir şey yok. Değişime inan Kemal. Yoksa bu ön yargılar seni yer bitirir. Ön yargılar mı? Ben direkt yargıladım. Kaan Bey'i yakalamışken hemen soralım. Efendim, önümüzdeki günlerde dizide neler yaşanacak? Vallahi bilmiyorum ya. Biz de işte gelen senaryoyu oynuyoruz. Ne olacağını sonunda kimse bilmiyor da. Bizim ekip de merak ediyor. Herkes birbirine sunuyor sonunda ne olacak. Özgürlük, özgürlük diye şakıyorsun yani. Özgürlüğün dünyadaki bütün dillerdeki anlamlarını alırım senden. Kaan Urgancıoğlu'na teşekkür ediyor. İstanbullu Gelin dizisinin başarılı oyuncusu Özcan Deniz'le devam ediyoruz. Aslı Enver'le başrolünü paylaştığı dizide izleyenleri ekrana kilitleyen Özcan Deniz, Galata'da sokak müzisyenleriyle şarkı söylüyor. Herkesi sürprize pazartesi. Peki efendim. Kaan Urgancıoğlu bugün saat 20'de tabii Kara Sevda. Onun paylaştığı bir de şey vardı. Bir şey söyleyeyim. Neydi? Kaan Urgancıoğlu. Ben Kaan Urgancıoğlu'nun bizim programını görmek çok isterim. Kaan Urgancıoğlu. 100 kere söyledim davet edin edin diye. Sen hep ya erkek oyuncuları şuraya davet ettirmiyorsun. Hep hanımlar geliyor buraya. Bak şimdi. Evet. Ben Kaan Urgancıoğlu'nu çok beğeniyorum. Şöyle çok beğeniyorum. Aynen bak dizideki bebek oyuncuydu da. Bak Burak Özçivit tamam mı? Tek başına oynayan bir aktör ve başroldeydi değil mi bu dizinin? Ama Kaan ona yetişti. O kadar evet, başarılı evet, çocuk çok yani. Başarılı. Bu dizinin zaten baksana. Neler yapıyor yalnız çocuk? Ya çocuğun... Eyvah. Neler yapıyor? Çocuk enteresan bir şey. Aman çocuğu emanet etmeyin. Annesine ver onu. Annesinin aklı çıkmıştı. Çok garip bir çocuk. Evet dizide kendi çocuğu zannediyor bunu değil mi? Kendi çocuğu zannetmiyor. Ne anlat bakayım. Biliyor. Ha biliyor. Ama kız o kadar aşık ki çocuğun haberi olsun istemiyor yani o çocuğun onun olmasından. Evet. En son ben seyrederken öyleydi. Orada kalmıştım. Evet, Kara Sevda bu akşam saat 20'de efendim. Heyecanlı Kaan'ı seviyoruz. Bölüm. Evet, Kaan bence de. Çok başarılı. Bundan sonraki dizisinde başrol oynar. Zaten burada da başrol gibi oldu. Evet. Bak burada üçüncü isimde bence. Hı-hı. Çünkü. Aynen. Ama burada ilk üç isim oldu. Yani evet. Bak üçüncü isimdi ilk üç. İlk, çünkü çok bizim başarılı yaptı hepsini. Zeynep İmahim'de, Nihan nikahımda, Deniz'se benim soyadım. Kariyerini merak ediyorum bu saatten. Bak. Kemal! Leyla! Ne oldu Leyla'ya? Abini öldürmeye çalışan bir adamı canhıraş sevmeye devam edebilir misin? Bu benim Leyla'm için ulan. Bu Kleopatra'm için. İmdat! Yardım edin! Ya bu Kara Sevda güzel dizi ya. Evet. Çok heyecanlı bir bölüm. Burak Özçivit'ten de bugün akşam yumruğu yiyor Kaan Urgancıoğlu. Ama işte Kaan'a bir türlü hem sinir oluyorsun, kızıyorsun hem evet, de kızı o kadar çok seviyor ki. Zaten bütün bu pislikleri kızı çok sevdiği için yapıyor. Çok sevdiği, yani onu da çok güzel bak, oyununa yansıtmış. Yani. Peki evet. Levent Yüksel'e gidelim hemen. Yeni albüm müjdesi vermiş ve aynen yeni görüntüsü. Bir bakalım konserden görüntülerine Levent Yüksel. Bak bu da çizgisinin kalitesini bozmamış hiçbir bir çocuk zaman yani. Bozmamış, aynen. Gerçekten her türlü şarkıyı da bu adamın sesinden böyle başucu şarkıları gibi dinlersin. O kadar değil mi güzel bak. Bir sesi var. Sen hoşça kal. Ve çok da şarkıları da çok güzel. Sesi çok güzel. Aynen. Ve
Mesela bu da hani hep kadınlar yara alır ya ilişkilerden. Hmm. Bu da mesela ilişkilerden yara almış bir adam bence. Sertap'tan mı? Sertap'tan mesela. Yani Sertap evet. bıraktı ya onu. Evet. Ve Sertap'ı çok sevdi yani. Bak Sertap bunu bıraktı. O öbür çocuk da Sertap'ı mutsuz etti. O kaç yılını verdi. Hiç demir, istemiyordum. Demir o, bak bir şey söyleyeyim. O demire kanım hiç kaynamadı benim biliyor musun? Allah Allah. Al bilmiyorum. Belki iyi bir çocuktur ama hiç yani boşu boşuna senelerini ona verdi. Keşke bununla beraber olsaydı müzik adına da daha güzel şeyler yapardı. Bu çocuk onun kıymetini de bilirdi. Bak Sertap'tan sonra da çekildi bu. Levent çekildi yani. Evet. Öyle değil mi? Yani albümler falan yaptı. Ama tabii bu şarkıları klasik baksana. Ay Sertap'la da Levent mi barış? Bak. Vallahi helal olsun güzel. Şimdi bir ton aşağıdan okumuş eskisinden. 5 yaşından beri dinlediği arabesk şarkılardan oluşan bir albüm yapacak Levent Yüksel. Ve arabesk söyleyecek ilk kez. Süper olur. Bence olur. De güzel olur. Levent Yüksel bir şey söylesin de ne söylerse söylesin ve olsun yani. Hatta evet. bizim programa da gelsin yazın. Aynen. Peki Ebru Yaşar'a bakalım. Yeni albüm çıkardı. O da çıkarmak üzere daha doğrusu bu hafta sonu çıkarıyor. O da anne olduktan sonra ikizlerini doğurduktan sonra albüme hemen çıkaracak şimdi. Bakalım fotoğraflar çektirmiş. Onlara da bakalım. Özlemiş bizi. Çok özlemişim çünkü yaklaşık bir yıldır hamilelikli, doğumlu derken sahneleri ara vermiştim. O yüzden şimdi böyle heyecanla hem albüm hem sahne işte ve onun tabii ki bir parçası olan fotoğraf çekimleri, klip çekimleri. Bugün fotoğraf çekimindesiniz. Gerçekten özlemişim ve büyük bir heyecanla, sabırsızlıkla albümün çıkmasını, sahneleri bekliyorum. Çok ciddi bir hazırlanmış bir albüm çünkü insanların single yürüdüğü dönemde bir albüm aslında hem maddi hem manevi yorucu bir durum. Nasıl geçti o süreç? Yani albüm yapıyorum dediğim zaman artık insanlar delirdin mi falan diyorlar. Çünkü herkes söylediğin gibi single çıkarıyor. O da gerekli ama ben bir yaklaşık 4-5 yıldır albüm yapmadım. Ve birazcık da albümlerle geldiğim için biz bir tık daha eski olduğumuzdan dolayı bizim bir albüm kitlesi alıcımız var, dinleyicimiz var. Hem onları da mutlu etmek adına hem kendim de biraz müzikal anlamda tatmin olmak adına albüm yaptım. Ama bundan sonra tabii ki teker teker parçalar da gelecektir, single'lar da gelecektir. 10 şarkılık bir albüm oldu. Gerçekten güzel olduğuna inanıyorum. Yani çok güzel bir ekiple çalıştık, çok güzel aranjeler. Yani sevdiklerimin ve hani bu zamana kadar dinlemeyenlerin ya da işte tarzım değil diyenlerin de belki hoşlanacağı bir albüm olduğuna inanıyorum. Neler var mesela içinde? Birkaç şeyden bahsedelim. Neler var? Mesela işte 10 şarkının yaklaşık 3 tanesinin sözlerini ben yazdım. Onun dışında Gökhan Tepe var sevgili. Mustafa Ceceli var, aranjesini yaptığı. Ozan Doğulu var, Gülden Mutlu var. Ve bir Yunan şarkının üzerine Emir arkadaşımızın sözlerini yazdığı bir şarkımız var. Dolu dolu güzel bir albüm oldu. Şampiyonlar Ligi. Gibi diyebiliriz, diyebiliriz. Hepsi böyle ince elenmiş, sık dokunmuş şarkılar. Fakat her zaman söylerim, her zaman takdir halkındır. İnşallah severek dinlerler. Ebru Yaşar'ı Cihangir'de gördüm geçen gün eşiyle beraber yemek yerken sana da çok selam söyledi. Ne yaptılar biliyor musun? Süt gönderecekler çocuklarına diye yan otele gittiler. Otelde bir süt belona sütçü yaptı gönderdi. Vay be bak bravo. Annelik hem, işte böyle aynen. yani gerçekten. Hem ikizlere bakıyor hem de yeni albüm hazırlıklarını sürdürüyor. Peki aynen. Türk malına bakalım hemen. Komedi kaldığı yerden Star ekranlarında devam edecek efendim. Tabii ki kimler var? Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil. Bir tanıtımına bakalım. Acayip hemen. Bir kadro yazın. Önemli çok olan yiyeceğiz. Kıymada danayla kuzuyu karıştırıp döşleyeceksin. Biraz da kuyruk yağı koydun mu dadından yenmez valla. Erman Kuzu. Evet. Sana çok güzel bir haberim var. Evet. Star TV. Evet. Senin Türk malı dizisini yeniden yapmaya karar vermiş. Valla mı? Evet. Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ho, Türk malı hey, problem yok, her şey okey. Türk malı ho, Türk malı hey,
Evet, Türk malı başlayacak efendim. Ne zaman? Mayıs sonuna falan doğru burada başlıyor. Burada Şafak görünse de sadece burada Mehmet Ali Erbil de Hasibe var zaten. Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, Anıl İlter, Burcu Binici gibi pek evet. Çok yazın, önemli oyuncu düşündürmeden var. Güldürecek. Yani komedinin bana göre de anlamı bu. Yani illa düşünerek evet. Gülmek değil. Kahkahalarla seyredeceğimiz bir dizimiz var bu yaz sevgili seyirciler. Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer geliyor. Sıkı durun diyoruz. Diyoruz ve veda ediyoruz. Veda ediyoruz, evet. 9.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.